Hocam işte bunun provasını yapıyorum ben şimdi ya. Bu şekilde tutuyorsun bunu değil mi? Bu şeye geldiği zaman. Ses geldi mesela işte sağa bir şey söyledi böyle şekil. Sola bir şey söyledi bu şekil mi yani? Ben tam çünkü öğrenemedim bunları. Bu yani yayında problem olmuyor mu? Yani bunu böyle tuttuğun zaman şey oluyor. Mesela ağır başlı birisi anladın mı? Konuşuyor. İki kişinin diyaloğu var. Birisi alttan alıyor mesela. O zaman sen de alttan mı alıyorsun? Yani nasıl oluyor? Sesi tam alma nasıl oluyor? Ben onu anlamış değilim. Sen çok yardımcı oluyorsun bana ya. Ama bunları öyle görüyorum mesela bizim bir tane mumcu arkadaş var. İfadesiz var ya bir tane. Hiç orada ter akıtıyoruz biz umurunda değişiyor. O mesela böyle yapıyor. Adam sola gidiyor mesela hala öyle duruyor. O ne düşünüyorsa artık manitayı mı düşünüyor? Nedir programda ben hiç anlamış değilim onu yani. Hani kişiye özel bir şey mi bu mesela? Bu arkadaşın bunu bu kadar uzun kullanıyorsa bu bir şey mi anlamalıyım ben bundan? Hani bana verseler benimki de bu kadar uzun mu olacak? Yani şey derken bu yani bu şimdi nereden sesi ne kadar aldığınla ilgili bir şey mi bu yani? Hocam ses şey yapmıyor, prova almıyorum. Rahat konuşabilirsin yani hiç şey yapma. Ne biçim bakıyor ya? Yorucu bir şey ama ha. Valla ben Allah'tan dediğim gibi kaslıyım da. Çok belli olmaz benim kaslar içe doğru çünkü. Mütevazi olduğum için çok göstermiyorum kası. Benim iç, şeye doğru. İçerisi kaslı bir insanım yani. Mesela yukarıdan bir ses alacaksın. İyice üstüne mi çıkman gerekiyor bundan? Nasıl oluyor? Ya bir yardımcı olayım ben çünkü buradan bir şey kazanamıyorum yani. 3-5 bununla belki böyle başka setlere falan giderim. Hani alttan da ben tutabiliyor muyum bunu? Yoksa alttan tuttuğun zaman seyirciye gösteremiyor musun? Çünkü bir genel izleyici olayı var. Hani genelde bunu izlerlerse belki yanlış bir şey anlarlar. Yani niye adam sesi alttan alıyor derler falan. O şekilde onun için sordum ben. Bunun yakaya takılanı var. Bunu niye kullanıyorlar ki? Süpermiş ya. Benim bir de ayakkabılar kaydığı için zorlanıyorum da. Normal lastik ayakkabı olsa şey yapmıyor ama başka ayakkabı vermediler. Bunlar zimmetli çünkü. Ulan ağırmış bu da ya. Bunun böyle cebri sokulanı falan yok mu? Bu şekil. Belgesellerde falan. Nereye gittim ben? İki döndüm nereye gitti ya? Bu şekil yapıyorum o zaman ya böyle. Mesela birinin iç sesini alırken içine mi konuşsun istiyorsunuz yani? Bu şekil bırakıyorum o zaman ben ya. Hocam. Durmuyor ki bu. Hocam. Vay. Vallahi zor iş ya. Hadi o zaman ya. Bana ne? Arkadaşım gelebilir misin? Arkadaşım cevap versene. Gülüyorlar sana. Şey o yer etti diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum eğlenceli bir yerden geldiler herhalde. Sana gülüp gülmediklerini anlasana. Niye ki o? Sana gülüp gülmediklerini anla bakayım. Bana görmüş, bana görmüşler. Bana gülmüş. Öyle baktı o. Bana gülmüşler. Bu en öndeki arkadaşa niye baktın? Hangisi? Birçok Gelirken. kişi var. O bir şapkalı herhalde üşüdü sandım ben. Konuşsana. Seyirci veli nimetin. Üşüyorsa battaniye verelim. Üşüyor musunuz abi? O atkı falan da var. İşte altında senin katalitik de vardır abi. O kadar mı üşüyorsunuz? Geçmiş olsun abi. Hastalık mı var? Bir şey mi var? Hasta bir durum mu var? Ha iyi o zaman bir şeyler daha verelim ya. O eriyor orada. Çünkü bileti de sattık ki erirsen bir kişilik daha satarız. Ne güzel iş bizim için yani. Bayağı abi 4 kat ya. Göster bakayım seyirciye. Neyi? Çok özür diliyorum ben. Ben de yandığım için. Abi üşümüş olabilir yani normal bir şey. Havalar çünkü şey kırık. Havalar kırık yani. Peki. Nasıl gidiyor? Bayramlaş Volkan'da. Ben senin büyüğün, o benimle bayramlı. Ben onun büyüğüyüm ama. Fark etmez, aranızda bayramlaşın. Nasıl fark et? Bütün anneni değiştirdiniz fark etmez. Arkadaşım sen ona de ki o zaman Volkan büyüğünüm de uzat elini, sok ağzının içine, bayramlaşın. Volkan saçma bir şeyler yapalım, gel.
Nasıl gidiyor? Sen şey yapacaksın ya. Arkadaşım öyle değil. Yollasana. Eli yollasana çocuğun ağzına. Öpmek zorunda kalsın. Gel iki adım geri. Öyle bir hareket yap ki öpmek zorunda kalsın. Koy elini cebine. Tam önüne hareket. Tam önüne geldiğinde bir anda eli çıkar, öpmek zorunda kalsın. Dudağında hissetsin eli. Evet, gel Volkan bir adım. 3 2 1. Yalla. Öpsene. Berhudar ol yavrum, çok tatlısın. Hayırlı bayramı. Çağır diğerini de. Öbürünü de gel öp. Arkadaşım. Diğer kişiyi çağır sahnedeki. Senin öbürün... Ha, abi sen de gel. O değil. Olmayanı çağır. Olmayanı çağır. Ne güzel evet, bir yoku Türkçe. Çağır. Yani bayağı ilahi bir şey. Olmayanı çağır. Ol de. Huzurlarınıza minik. Çok tatlı, çok tatlı. Müzisyen arkadaşım oturma. Ha, bir günde sen oturma yani. Geldiğin yere kadar git. Geldiğin yere kadar git. Çıktı. Müzisyen arkadaşım, bir şey mi oluyor beyninize sahneye çıkınca? Normal gitsene. Bu şey ya, kimyasal ya bu, çekiyor bizi. Geri git dedim mi? Ben çıkayım mı sahneden? Hayır çıkma. Sen şimdi burada duruyorsun. Bir anda görüyorsun oradan çıktığını. Boy. Adam çıkar çıkmaz yanına doğru yaklaş. Aynı Volkan'a yaptığın gibi. Öyle bir anda çıkar ki eli dudağına, öpmek zorunda kalsın. Eli dudağına çıkarayım. Evet. 3-2-1. Bu arada kafanda sanki öpüşme bayramda bayramlaşma müziği çalıyormuş havası ver. Öpüşme bayramda. Yeni bir şey mi bu? Herkes anladı. Bir sen mi anlamadın? Herkes anladığından kasıt? Seyirci anladınız mı? Gel. Evet, dolanıyorsun. Çık. Ne yapıyorsun? Ben kesin konuşursun. Arkadaşım söylediğim her şeyi kulağından beynine alma. Nereme alayım? Nereden ne? Yani biz direkt anlama. Beynine çarpıttır. Düşünce olsun. Yudum yudum sentezle. Sen de bir fikir oluştursun o. Vay anasını ya. Dolan deyince dolanıyorsun. 3 2 1 dolan. Şey olarak. Dolandığı anda çık. Yalla, ne müziği çalıyor? Ben mahallenin gerizekalısıyım değil mi? Böyle her yıllarca saygı arkadaşım, görmemiş. Arkadaşım çaktırmasana çocuğa. Nasıl çaktırmayayım? Yanından geçerken. Ha. Sen oradan geliyorsun, ben buradan geliyorum. 3 2 1 buyurun. Çatlasın düşmanımız. Ha. Evet. Parmağı eli göreyim. Eli göreyim, çevir bana doğru. Bozmadan çevir. Bozdun. Ne yapıyordun çocuğa? Bu şekil. Hayır. Vallahi bir şey bu şekil. O şekil miydi Müslüman arkadaş? Tabii tabii bu. Arkadaki biraz şey. Boş duramıyorum ben. Öptürmeyeceğim. Aman nasıl kırıldı. Geç yerine. Geç yerine be. Şımarma. Ha. Sen geç yerine. O otursun. Otur. Sen otur zaten. Otura otura maşallah. Otur. Bir aydır tiyatronun içinde çalışmadığın iş kalmadı. Vallahi ekmek alsan. En son bugün ne iş yaptın? Şimdi tuvaletten geliyorum. Hayır. Ama o bir kazanç sağlamıyor yani. Arkadaşım, ama para kazanmak için ne iş yaptın? Vallahi kazanmak için bir şey yapmam. Şimdi ben... Yapmışsın. Mışım. Hiç haberim bile yok yani. Nasıl usturuplu yaptıysam ben bile anlamadım ya. Öyle zarif... Bilmiyorum. O kadar salaksın ki yalan söylediğin her halinden anlaşılıyor. Ha, estağfurullah. Ben zaten işten ziyade benim aklım evde. Şu ev olayını ayarlayamadım. Çünkü ev vermiyorlar. Bir türlü ev tutamıyorum ben. Burada kalıyorsun. Kirasını ödemeyi düşünmüyor musun hiç? Kimin kirası? Piyanoda yatıyorum yani. Onda mı kirası? Ne fark eder arkadaş? Nasıl ne fark eder? Kafanı sokmuşsun bir çatı altına. Yağmur yağıyor mu tepene? Yağmıyor. Kira ödeyeceksin. Ne güzel mantık ya. Yağmur yağıyor mu üstüne? Hayır. Sıcak mı? Yağmur mu? İçerisi sıcak mı? Sıcak. Tuvalet var mı? Piyanoda mı? Fark etmez, tiyatroda. Tiyatroda var. Su var mı? Var. Kira ödeyeceksin. Tamam. Bir şey anladıysam eşeğim, yemin ediyorum. Ki tamam mı hocam? Kira ödeyeceksin. Kira ödemek istiyorum. Ödemeyeceksen defolup gideceksin. Aa evet.
Şu an ben de kızdım kendime. Anlaşalım ya. Kirayı. Paran kira var mı? Vermek istemiyoruz çünkü burası kirayı hak etmiyor. Çünkü soğuk. Abi kaşkollu çıkarmışsın ya. Ya tam ihtiyacım var çıkarmışsın ya. Tam onu da dahil edindin bu sefer de donla oturuyor. Ben anlamadım ki ya. Ya ben ne zaman ihtiyacım olsun... Seyirciye girme. Cüneyt. At şunun eşyalarını dışarı. İstemiyorum ben senin kiranı da evinde barkında. Kalmayacaksın burada. Aman ne neşeli çal bir şeyler çal. Ben atılırken... At şunları Cüneyt çabuk at aşağı at. Aşağı sahneden de aşağı. Ya o benim kasık yastığım ya. Kasık yastığı ne demek ya? Yatarken kasıklı olarak onu takıyorum. At aşağı hepsini. At yere at. Evet. Abi defol. Gece kullanırsınız bu. Leoparlı falan. Bana kısmet olmadı. Kovuldun. Eyvallah. Evden de atıldın. Hadi ne yarın da bayram. Ya. Bana ne? Ne yapıyorsunuz ya? Gel buraya gel. Ya hani kovuldum ben işte. Niye yırtamıyorum ondan da yeter. Gel buraya. Prodüksiyon. Kovulmuş, evden atılmış, dul kalmış bir adam kıyafeti getirin. Dur çok merak ettim. Prodüksiyon arkadaşım bunda gülünecek ne var? Seyirciyi niye gaza veriyorsun? Ben prodüksiyon... Dul kalmış, evden atılmış, kovulmuş adam olamaz mı ülkede? Olur. Onun kıyafeti nasıl? Böyle ha. İşte. Ver dul kalmış, evden atılmış, kovulmuş adam kıyafeti çalma müziği. Giysene. Ne bakıyorsun? Allah Allah. Ya iki saat zaten bunları zor sıkma giyiyorum. Sıkma seyirciyi, aktif ol. Yardım edin şuna, çabuk giyin. Yardım edin donumu çıkarmaya. Suzan inceleme adamı, yardım etsene. Çabuk ol, aktif ol. Sahnenin her yerini kullan. Sildirme kendini. Ilgaz geçir şunu sırtına. Bu ne ya? Çabuk olun. Arkadaşım daha ev tutmaya gideceksin. Çabuk ol, yarın bayram. Elini mi tutacağım? Ev tutmaya gideceksin. Yarın bayram. Ya ben her yerimden birisi bir şey yapıyor benim ya. Kendine yakışan bir bayan al sahneye çabuk. Sen kimsin abla? Ablayı ya. Arkaya gönderin, ben isteyince Suzan hazırlayıp yollasın. Ya hiç ben isteyince bir şey olmuyor ama. Hazırım şu an. Bu mu al, duldamış? Cim olmuş, dul kalmış. Al mikrofonu arkaya. Seyirci, üzülün haline. Ha, seyirci. Seyirci, üzülün haline. Gülmeyin çocuğa. Dul kalmış, kovulmuş, atılmış. Ayıplıyorlar ya. Ya kadın terk etti. Ben bir şey yapmadım ki. Beni ayıplıyorlar ya. Seyirci, yüzünüzle üzülün. Yüzünüzle. Ama içiniz böyle gülsün, coşsun. Üzgün. Arkadaşım, ne saçma bir şey. Ve yarın bayram olduğu için... Başını sokacak bir yerin olmadığı için ne yaparsın? Sokmam başımı herhalde. Hayır. Ev aramaya başlarsın. Ha, nerede bu ev? Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Bunu beğenmedim. Bu güzel değil. Kestik. Arkadaşım. Evet, benim. Manyak mısın? Yani. Karşıda mı bütün evler? Yok, Anadolu yakasına bakıyorum. Ay, karşına dizmişler mi bütün kiralıkları? Ha evet, orası o muhit mi? Olmaz. Olmaz. Yürüyorsun, öyle. Ayaklarına kara sular inmiş. Aa. Saatlerdir yürümüşsün. Gelmişsin, ana. Bir meydanda durmuşsun. Yere bakıyorsun, Allah'ım bugün de bir ev bulamadım. Yere bakıyorum, Allah'ım diyorum. Kafa iyice gitmiş yani benim. Arkadaşım, kendi kendine. Kendi kendime. Bugün Allah'ım. De bir ev bulamadım. Bugün de ev bulamadım. Bugün de bayram günü, ne yapacağım ki? Bugün de bayramın bir öncesi günü, ne yapacağız? Bayram günü. Bayramda kime ev... Sana ne? Bana ne ya, aman. Nasıl bana ne, ben ev arıyorum. Sana ne? Ya bayram birinci günü kimse... Arkadaşım, dizlerdesin. Ay, dizlerdeyim. Ne oldu? Kim konuşuyor benimle? Arkadaşım, ben konuşuyorum ya. Ha,
3 yıldır konuşuyorum manyak. Hayır, meydanda da mı size denk geldim ben? Onu anlamadım ki. Çök dizine. Dizime çökeyim. Çök ellerini dizine. Ya bunun türkü yok mu ya? Arkadaşım. Çök elini dizine kimdir yani? Çök elini dizine. Ya, evet. Ben çökünce size ne oluyor? Bana bir şey olmuyor. Ben sana veriyorum sen yap diye. Tamam. Allah'ım. Bu benim değil mi? Ben, Allah'ım. Ay çok yoruldum. Bugün de. Bugün de. Yarın da. Arkadaşım ne dedim demin? Bilmiyorum, ben şiir mi okuyorum? Bugün de ev bulamadım bugün, Allah'ım, Allah'ım derken. Ay. Sağ kaşının oraya doğru kafayı kaldırırken. Kafayı sağ kaşımın oraya kaldırıyor. Ya ben ne diyorsam sen onu yap, her şeyi niye tarif ya ediyorsun onu bana? Onu nasıl yap gibi? Onu şimdi estetik cerrahi... Soru ihtiyacım... sorma. Soru sorma yap, kendi içinde kaybol. Sağ ne kaşını gibi? Göster parmağınla, onu işaretle. Havada gözünle koy yerine işareti. Koydun mu? Bütün bunları yapabiliyorum ve bir evim bile yok mu benim? Arkadaşım! Ya ben muhteşem bir insanım ya. Nasıl benim evim olmaz? Gözünle hizala havayı. Kimi? Havayı. Havayı? Evet. Hava böyle bir şey. Nasıl hizalayayım onu? Kurban olduğum ilerlemiyor. Çabuk ol. Koydun mu işareti? Oraya koydum. Tamam. Şimdi çok. Al kendini aşağı. Çök dizine. Tamam. Şimdi kafayı o kaşın hizasına koyduğun noktadan yukarı çıkacak şekilde bir kaldırırsın ki... Yallah kaldırma müziği. Ne oldu? Benim mi ağrıdı? Çok ani kalktım. Niye ani kalkıyorsun? Birden kalkarsınız dediniz. Birden kalkarsın tam kaşın hizasının noktasına geldiğin noktada. Kaşı oradan kaldırır görürsün. Ya ben ne olur burada sokakta yatayım ya. Ben hiç vallahi billahi. Müzisyen arkadaşım heyecanlandır şunu. Öyle müziği az ya. Az sonra ev bulacaksın müziğiyle heyecanlandır. Duydun mu müziği? Hayır. Duy. Arkam dönük duymuyorum. Ne hissettiriyor sana? Hoşuma gitti. Evet, kaşla kalkar kaşın hizasına koyduğum noktadan kaşı tam kaldırdığım yerdeki hizadan bir kaldırırım başımı. Ben o arada kayboldum zaten hiç. Kaldır şu başı. Allah'ım. Evet. Ev. Ah, işte bu aradığım ev. Ne yazıyor? Aradığın ev. Öyle değil. Beyinsiz öyle mi yazar? Beyinsiz o işte öyle yazmış. Yazmaz. Yazmaz. Ne yazar? Vallahi. Hayır. Değil. Kiralık. 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 Ne yapalım? Kiralık ne yapalım? Kiralayın işte. Ne yapmalıyız? Ha ben de bana soruyor kiralık ne yapalım? Altında ne yazıyor kiralığın? Altında... Doğrusu kiralıktır. Adam doğrusunu da yazmış oraya. Hakkını yemeyeceksin yani. Arkadaşım. Bravo. Burayı her zaman tutayım. Kiralığın altında ne yazar? Kiralığın altında veya satılık. Hayır. Değil. Yani ben kiralıyorum sana. Kiralamayı düşünüyorsan sen de al telefonu eline. De. Ne yazar orada? Baya büyük. Pankart yazmış. Hayır. Sığmasın. Telefon numarası yazar. Evet. E66. Ne? Yazık oğlum. Seri numarasını yazmış ya. Neyin? Telefonun. Nasıl, ben de mal gibi soruyorum sana. Arkadaşım. Arkadaşım. Numarayı bize söylemeden çevir. Numarayı size söylemeden çevireyim. Söylersen herkes arar. Ha tamam. Aman telefon almamışım ya. Almışım. Almışım Allah beni kahretsin. İşte hazırlıksız çıkmam yani. Gönderin kızı arkadan. Ben kimi arıyorum? Kızın telefonu çalsın, seyirci. Ablacığım gelme çocuğun dibine, telefonla arayacak seni. Git birkaç kilometre öteye. Tamam, dur orada. Seyirci, çaldır kızın telefonunu. Telefonu açınca ne denir? Efendim. Efendim mi? Ablanın sesini duymuyorum ki ben hiç. Bir daha söyle ablacığım. Efendim. Merhabalar. Ben bir kiralık ev buldum da böyle birkaç saatim var. Ben ablayım ya. Çok özür dilerim. Ben niye arıyorum ki ablayı? Ablayı niye arıyorum ben? Arkadaşım sen kiralığın altında ne gördün? Abi abla mı? Abla ne? Alo. Kapatmış ya. Kapatmadı.
Alo. Sizin orada piyano mu çalıyorlar ya? Yenge merhabalar. Yenge merhabalar, Tolga ben. Demin rahatsız etmiştim, kusura bakmayın. Bana ne ismin Tolgaysa desene. Bana ne adın Tolgaysa? Sen ağzını burnunu kırar. Arkadaşım sakın. Ama sakın yani, kapatma ya telefonu. Ya müşteriyim ben, bu şekilde konuş. Olsun konuş. Sen mazlumsun, kiracısın sen. Ya ben mazlumum şey ama... Kiracısın sen. Kiracıyım ben be. Bağırma. Ya kiracı ne biçim konuşuyorsun? Bağırma, alta gir. Gideyim mi onun oraya? Hayır, laf olarak. Ya yani şey olarak. Manevi olarak alta gir. Ha, alo. 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 Aa, ablacığım merhabalar, ben alttaki kiracıyım. Değilsin. Değilim. Daha da altta gir. Kiralığı gördüm. Kiralığı. Sizin numaranız yazıyordu. Kiralığı gördüm. Niye yazdınız onu da ben anlamadım. Niye yazdınız onu ben oraya? Niye yazıyorsun oraya buraya numaranı öyle ya? Öyle girme. Yumuşak gir. Yumuşak gireceğim vallahi oy be. Ben o tarz bir kiracıyım. Kıza yani. Lafınla sözünle yumuşak yap. Lafımla sözümle yumuşak gir. Şiir okuyacağım apartmanın girişinde ben. Ne, şimdi bu şeydekini arıyorum ya. Bu Nismetiye Caddesi'ndeki ev için arıyorum. Ne yapayım? Ablacığım ev sizin değil mi? Manyak mısınız? Ablacığım... Abla sizin her evde normal biri var mı? Normal birini ver telefona ya. Hayır ablacığım konuş, sizin ismin neydi? Sizin Ezgi. İsmin neydi? Ne? Ezgi. Ezgi Hanım, ben size söylüyorum, siz ne söylersem yapın, tamam mı? Tamam. Güzel bir şeyler söyledin. Alo. O ev babamın evi, ben bakıyorum. O ev babamın evi, ben bakıyorum. İşte ben de kiralamak istiyorum, mümkün mü diye konuşmak istedim ben. Ne soracaksanız sorun. Kim konuşuyor benimle ya? Ben Ezgi'ye söylüyorum, Ezgi sana söyleyecek. Ezgi söylemiyor ki işte o. Söyleyecek. Alo. Ne soracaksan sor kardeşim. Şu an içimden soruyorum, ayıp olmasın diye. Arkadaşım. Sorsana. Yayınlanamayacak. Kaç oda? Odanın hangisi birbirinin içinde? Kaç... Tuvalete yatak odasından mı gidiliyor? Sor her şeyi. Kaç oda orası? İçine mi ediliyor tuvaletin? Kimler ediyor oraya? Mesela ben normal olarak kaç manita alabilirim eve? Arkadaşım! Ama bilmem lazım. Sadece evin pozisyonlarını sor. Sonra pozisyonu değerlendir. Evet, en merak ettiğim konuya geldik. Evin... Evdeki pozisyon durumu nedir? Oda pozisyonları. Oda da pozisyon. Oda pozisyonu bir de yani. O da pozisyon benim için uygun yani. Söyle Ezgi, de ki salonun yanında bir küçük oda var. Onun yanında bir ebeveyn odası var. Onun içinde banyo var, tuvalet var. Onun yanında mutfak var. Mutfağın öbür yanında kapı çıkışına doğru bir tuvalet daha var. Pencere falan da var mı bu evde? Yenge öldün mü? Alo. Alo. Şu an ebeveyn tuvaletindeyim. Değilsin, beyinsiz. Değilsin. Değilsin. Yabancı konuklarım değilsin. Var. Değilsin. Ebeveyn, John Wayne hepsi burada. Ezgi Hanım siz misiniz? Benim Tolga Bey. Şimdi sizi eve bekliyorum. Evi göstereceğim. İsterseniz yavaş yavaş ilerleyelim. Hayır, göstereceğim değil. Göster. Kapat, kapat. Arkadaşım. Kapat, al telefonu ya. Kapat ya. Yok ya ben... Seyirci, bir daha sapıklık yaparsanız atarım hepinizi dışarı. Ya seyirci ağzını açmadı ya. Çocuk dedi ki ben evi size göstereyim. Ben de dedim ki gösterecek. Ne var bunda? Bazı eksiklikler vardı. Şimdi tamam oldu ama. Söyleyin. Deminki 4 dakika yayınlanamıyordu çünkü. Ben geleyim evi göstereyim. Ben geleyim evi göstereyim. Dur, telefon kapalı kız. Alo. Alo. Aa, Yasemin abla ne yaptın? Arkadaşım. Ablacığım kapat şimdi, bir telefon bekliyorum da. Evet, biri fitil olacak. Kapat, kapat. Hadi görüşürük, hadi bak. Aha, şarjı bitti. Çaldırın şu telefonu! Ya şarjı bitti. Olsun, %10 yazdı, devam eder o. Çaldırın. Ya şarjı bitmiş, nereye gitti? Bitmez! Nasıl bitmez, bitmez ya? Bitmez! Elinle şöyle sürtele sürtele elektrik alsın kazandım. O sizin telefona benzemez öyle. Bunu bayağı elektriğe takmak lazım. Kazağına sürt. Elektrikten mi olur? Alır şarjı o. İşte kazağına sürtersek olur. Evet. Arkadaşım. Alo. Alo. Ha Ezgi Hanım merhabalar. Merhabalar. Çok özür diliyorum ya. Tünele girdim. Geçen hafta. Daha şimdi kapandı. Ezgi ben geliyorum. Evi göstereceğim. Bekleyin de. Ben geliyorum. Evi göstereceğim. Bekleyin. Çok evet. Saçma. Ben Selamçeşme'deyim. Niye oraya geliyorsun? Olsun. Geliyor. 3, 2, 1. Yallah gel. Ya Nispetiye'deki evi göstermek için Selamçeşme'ye geliyor. Gelsin. Gel. Abla neyle? Birbirinizi tanıyın. Sen orada salak salak geziyorsun.
Sen de geliyorsun tamam. Acaba hangi manyak diye. Bakıyorsunuz etrafa. Başka manyak yok. Tekrar ara, tekrar ara çabuk. Ara İzgi Hanım. Al telefonu kulağına efendim de. Arkadaşım sen de. Efendim? Seni nasıl tanıyabilirim diye sor. Seni nasıl tanıyabilirim? Benim kalça Balkanlarda bir tane. Yani mümkün değil kaçırmanız. Arkadaşım. Daha düzgün şeyler söyle. Ha. Efendim ben üstümde yelek var. Herkeste yelek var değil. Herkeste yelek var. Sen değil. Ezgi sen seslendiriyor değil. Beni. Ha, sen... Ezgi herkeste yelek var de. Herkeste yelek var. Ne yapayım? Çıkarayım mı yani? Başka bir şey söyle. İçimde mavi G-string var. Onu göremem. Ama o herkeste yok işte. En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. Ezgi Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Rugan ayakkabı giyiyorum. 3 senedir. Kestik. Kestiler, ayakkabı kestik, da kestiler. Kestik. Sen şimdi konuşmuyorsun, Özge konuşuyor. Özge Hanım deyin ki. Özge kim ya? Ezgi. Özge gelsin. Ezgi Hanım deyin ki. Değil. Aa, yo, hiç çıkaramam ben sizi. Eşek olun. Aa, hiç çıkaramam ben sizi. Eşek olun. O zaman bana böyle bir kep verin. Beni zorlamayın. Beni zorlamayın. Atmayın, o yola gitmeyin, o yola gitmeyin. Tanıyın birbirinizi. Ezgi Hanım, sizin kolunuzda nazar boncuğu mu var? Evet. Tamam ya, süper, merhaba. Kapatın, kapatın, çok yazdı. Nasılsınız Tolga ben? Ben de Ezgi. Çok memnun oldum. Ya kusura bakmayın, böyle bir telefon kesildi, gitti, geldi falan filan. Bekar mısınız? Evet. Çok güzelmiş ya, ne kadar güzel. Ne işle uğraşıyorsunuz? Kestik. Mest, serbest. Kestik, kestik. Serbest. Kestik. Yalnız mest, serbest dedi. Demek ki eğlence sektörü. Arkadaşım, kızın evini tutmak istiyorsun. Evet. Ne yazıyorsun kıza? Ya belki elini de tutarım yani. Arkadaşım, birincil amacımız bu mu? Birincil. Ablacığım sen niye söylüyorsun çocuğa ne iş yaptığını? Elleri ya demek de ki bir elektrik aldı ya. Yüz vermeyin şuna. Allah Allah. Pek yüz vermiyorsunuz. Evet. Gösterin evi. Merhabalar efendim. Çok özür diliyorum ya. Sizi bekleyin telefonda falan. Bir eve bakarsak sizin de vaktinizi almayayım ben. Tamam. Bakın şurası şöyle. Salon. Şöyle. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra burası banyo. Banyo. Sonra buradan çıkıyoruz. Banyoya iyice bak. Banyoya... Piş. Gördüm banyoyu gördüm. Tadilat istiyor. Onu ancak... Burası yatak odası. Yatak odası. Evet. Burası da yatak odası. Evet. İki yatak. Artık mutfağa gerek yok zaten. Bunu kenefte yaparız biz. Kirli. Yıkarız yani. Mutfağı gösterin. Mutfakta şöyle şurası. Süper. Ev galiba 1,5 metrekare değil mi? Asansör boşluğuna düşersen 1 metrekare. Vallahi bile dikine yatarım ben burada. Hiç de... Arkadaşım çok beğendim değil. Çok beğendim. Ben ruh hastasıyım. Bayıldım. Böyle bir yerde yaşamak bayıldın istiyorum. Bayıldın eve. Aman ne kadar güzel bir yer ya. Ve... Kıza diyorsun ki burayı nasıl tutabiliriz? Burayı nasıl tutabiliriz beraber? Beraber değil. Değil, beraber değil. Ben birileriyle nasıl tutarım burayı? Burayı nasıl tutabilirim? Burayı ben nasıl... sizi babama götüreyim. Ben sizi babama bugün zaten bayram, bayramlaşmaya gitmedim. Hem ben bayramlaşmış olurum babamla. Hem de siz evi istersiniz. Ben sizi babama götüreyim. Ha. Hem bayramlaşalım hem eve alalım. Evi alalım. Bu beraber yaşayacak benimle. O kabullendi artık yani. Ezgi Hanım, babamdan evi isteyin. Babam ilgileniyor. Ben sadece göstereceğim. Babam verir, satıcı. Tamam. Hocam ben kaçıyorum. Nasıl bir dümene düştüm bilmiyorum. Burada gizli kamera falan vardır. Kepaze olmayalım akşam. Evet. Evet. Tamam benim için uyar ya. Ben. Evet alın eve doğru gidin. Ha şey yürüyerek. Evet, yürüyerek tamam. Gidiyorsunuz. Müslüman arkadaşım. Sen evdesin. Ev sahibisin. Suzan gel sen de karısı ol. Aman ekibe bak ya. Siz arkaya bunlar doğru gidin. Perdenin arkasına gidin. Ya. Perdenin arkasına gidin siz ikiniz kızla. Oradan geleceksiniz. Ben Suzan'la şeyi hazırlayayım. Evet, Müslüman arkadaşım kalk. Suzan'la evdesiniz. Bayram günü bugün kurbanı kesmişsin, gelmişsin. Siz de adettir bayramda devamlı oynarsınız evin içinde. Mutluluk verici bir şey. Yolla müziği. Ne oynuyorlar ya? Siz şimdi geliyorsunuz. Durun bir dakika, müzik geldi mi? Manyak mısınız müzik gelmeden oynuyorsunuz? Reji yolla müziği. Oynayın.
Müziği indir, kesme. Onlar oynamaya devam ediyor. Arkadaşım gelin. Kapının önündesiniz. Buyurun. Alın müziği. Kapının önündesiniz. Siz duymuyorsunuz şu an müziği. Ha, duymuyor. Kapı kapalı o zaman. Evet. Sizin evde birileri mi tepiniyor ya? Annemle babam olsa gerek. Anneyle baba, süpermiş. Bizde adettir, annemle babam bayramda oynarlardı. Bizde adettir, annemle babam oynardı. Adet döneminde böyle demek. O zaman girelim. Kapıdan içeri girer girmez biz de oynayacağız de Ezgi. Sırıtma. İçeri girer girmez biz de oynayacağız. Niye? Adet. Babam kızar de. Babam çok kızar. Hayır, babanın şarabı. Geçen sene eniştem oynamadı, konuşmuyor bir senedir de. Geçen sene eniştem oynamadı, konuşmuyor bir senedir. Ne kadar güzel bilgiler bunlar. Aç da girelim evet, bari. Evet, ver müziği. Ver müziği. Kestik. Dur dur. Arkadaşım. Ya ben kredi alıp ev satın alayım ya. Bunları da almayayım ya. Arkadaşım. Müziği başlayalım. Kapıdan içeri girdiğin anda oynayarak gireceksin. Ezgi öğretsene adetinizi. Adam kapıyı açmadı. Kim adam kapıyı? Kız sen kendi... oynayarak gel, kapıyı aç müzisyen arkadaşım. Ya kapı kız... açılır açılmaz. Ya içeri ya oynayarak girsinler. Ya. Ha sen duvardan çık abla sen. Ya kendi evine duvardan giriyor ya. Hazır mısınız? Hazır, çok hazır hissediyorsun kendini. Söyledin mi Ezgi çocuğa? Söyledim. Yöresini de söyle, ona göre oynasın. İstediğin yere. Acına. Ne güzel bir hayat. 3, 2, 1, yalla. Ne gerizekalı bir bas aile. Bas zile. Bas zile. Müzisyen arkadaşım, oynayarak aç kapıyı. Ha zil, ben de bir yere göstereyim. Oynayarak girin içeri. Arkadaşım canlı ol. Ya bu evin kapısını hep ben kapıyorum ya. Ya girsene. Hocam merhabalar. Yenge merhabalar. Ellerini öp. Daha gelip... Oynayarak! Oynayın! Konuşamıyor ama... Kestik! Ya iki kelime etmedi ama maşallah hemen... Nasıl bir aile bu ya? Ben nereye geldim ya? Arkadaşım, aile böyle. Daha iyi. Kendi kendine diyeceksin ki Allah tamam şahane bir aile buldum. Kesin evi tutarım. Kesin evi tutarım. Ben ruh hastası olurum evet. Seneye burada. Allah şahane... Ha müzik yok. Evet. Şimdi müzik... Müziği aldınız mı kulağınıza? Al, şu an müzik kulağımda. Ha, müzik varmış gibi oynuyorsunuz. Ablacığım sen onunla her konuştuğunda göbeği çakıyorsun Tolga'ya. Tamam mı? 3-2-1. Her konuşan göbek atarak konuşuyor. 3-2-1 yala. Ya hocam ben ev almaya geldim ya. Gir konuya. Kıza söyle babana bahset diye. Hocam kızı istiyorum ya. Göbek atarak. Kızı istiyorum. Hadi bakalım. Ona değil. Değil. Babası anasını... Sen al... evi istiyorsun. Ben evi istiyorum. Sen kızı al. Bana ne ya? Arkadaşım. Evet. Sen kıza de ki sen... babana aç mevzuyu. Ha aç babana mevzuyu ya. Göbekle. Göbekle aç babana mevzuyu. Anlama, hiç anlamadım yani. Ezgi sen de... Sen de babana söyle göbek babana. At. Değişik o bir şey. O adam evi istiyor baba. Kestik. Ya ben sürekli duvardan çıkıyorum bu evde ya. Ablacığım. Siz beni dinlemiyor musunuz? Tolga sizi istemiyor. Tolga bir ev gezdi. Çok beğendi. Babanın evi. Babacığım bu arkadaşa evi gezdirdim. Çok beğendi. Seninle konuşmaya geldi de. Çak göbeği yüzüne. Çak göbeği. 3-2-1 yalla. Evet. Baba bu adam evi çok beğendi. Tutmak istiyor. Ne yapalım? Çak göbeği. Müslüman arkadaşım ver cevabını. Ha. Evli misin, bekar mı? Evet. Evli misin, bekar mı? Bekarım. Bekar mı? Durun. Kızım, ben bekara ev vermem bilmiyor musun? Evleniriz o zaman. Kiminle? Ne bileyim, bakarız duruma, müsait kimse evleniriz yani. Ben bekara kız vermem, git evlen gel. Evlenelim diyorum, ruh hastası mısın nesin, ağzını bunu kıracağım şimdi ya. Pardon, ben bekara ev vermem diyecektim. Olsun, onu biz toparladık, montajda şey yaparız ya. Alıştık o tarz şeyler artık. Ben Kızım sen bilmiyor musun bana böyle adamları getiriyorsun? Bayram bayram benim oyunumu bozdun. Evet. Ne güzel göbek atıyorduk annenle. Abilerin evde senfoni mi var? Sürekli böyle mi giyiniyorlar? Suzan sen de kız kızına. Ev kıyafetim bu. Konuşarak Suzan sen konuşabiliyorsun. Ben konuşuyorum tamam. Bana bak biliyorsun babanın huyunu suyunu niye getiriyorsun bekar adamları?
Yapıştı, bırakmadı peşimi. Arkadaşım, başka şansın yok. Ayağım üşüdü, ayağım. Başka şansın yok. Ceryan var. Şimdi efendim, yanlış anlamayın. Ben ev vesilesiyle kızınıza görücü maksatlı geldim aslında. Hayır! Hayır. Sapık mısın, manyak? Evet, evet. Ben aslında eşinizden hoşlanıyorum. Kız hayır! Değil, o da değil. Ha. Üzülürsün. Çok üzülürüm. Suratın düşer. Kız da der ki, ben de nişanlım Mete ile buluşacaktım. Hadi gidelim, ne yapalım der. Ben de nişanlım Mete ile buluşacağım. Gidelim bari, ne yapalım? Ha, gidin bari ya. Beraber çıkın evden. Ben de mi gidiyorum? Evet, nişanlısı Mete'ye gidiyor. O nişanlısı Mete'ye gidiyor, sen de çıkıyorsun onunla beraber. Tamam, efendim hayırlısıymış, ne yapalım? Kısmet ver üzgün müziği. Üzgün müziği ver bana. Müzisyen arkadaşım. Yenge, Suzan, teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum ben ya. Çıkıyorsunuz evden, çok üzgün yolda kapı, yürüyorsunuz. Pardon, kapıyı sana çarptım ben. Hiç beklemiyor, kapı girdi ağzına yüzüne ya. Giderken Tolga o kadar üzgün ki. Dur ben ki. Kaparım ya, dur ya. O kadar üzgünsün ki. Sahilde yürüyorsun, Ezgi arkandan. Ne çabuk gidiyor. Sahile geldim daha, aşağı inmedim ya. Geldin, her gel. Adımın 400 metre. Orantı olarak düşün. Benden kork. Arkadaşım, 1,5 saniyede eşek yapıyorsun, o kadar olur. Yaparım, düşün. Yürüyorsun, çok üzgünsün. Yüzünden kiralık ev tutamamış, sokakta kalmış ifadesi ver. Onu bilmiyorum, çalışacağım onu. Ezgi arkandan gelir. Elini omzuna koyar, der ki, hey yolcu, pardon. Ev bulamamış kişi, söyle. Ev bulamamış kişi. Kişi mi? Adımı 50 kere söyledim telefonda ya. Ev bulamamış kişisin şu anda, ver suratında. Bir daha söyle. Ev bulamamış kişi. Canım. Ne oldu, ev sahibinin kızı desen de ona. Ne oldu ev sahibinin kızı? Bana böyle deme. Bana böyle deme. Ben bu kadar kibirli değilim. Ben bu kadar kibirli değilim. Değil mi? Mete inşallah Türk Dil Kurumu'nda çalışıyordur. Ben bu kadar kibirli değilim. Ben bu kadar kibirli değilim. Değilim mi de? Öyle bir türkü var. Değilim diyor ya. Arkadaşım evet. Evet. Üzgünsün suratında. Hayır. Çek elini omuzumdan. Bir... Abinin kızısın sen. Çek elini omuzumdan. Neden diye sorsana, niye çekiyorsun? Neden? Ne neden? Daha çekmedin ki, ne neden? Arkadaşım, bir ev sahibinin kızısın sen. Hayır, çek elini omuzumdan. Sen bir ev sahibinin kızısın. Ben gerektiğinde kiracının karısı olmayı da bilirim. Ben gerektiğinde kiracının karısı olmayı da bilirim. Vallahi mı? Arkadaşım hemen girme. Ya Mete ne olacak de? Ya Mete ne olacak? O da başkasını bulsun. Ha yani ya, vallahi. Ya Ezgi. Ben sevdim kızı ya. Arkadaşım. Vallahi sevdim kızı. 2 dakikada çözdü olayı. Ezgi, bu kadar hafif değil. Biraz ağır ol. Ya hafif değil, bu ihtiras ya. Sevmiş kız, aşk bu ya. Hayır, olabilir ya. Hayır, koy elini omuzuna. Mete ile ilgili bir bahane bul. Onunla ayrılmak için çabuk bir sebep bul, söyle çocuğa. Mete var ya. Sen diye. Ne yapacağım ya? Ben Mete ya, ne yapayım? Sen değil. Ne diyeyim ben Mete ya? Kız bulacak. Bul ablacığım. Bul bahaneyi. Çok cimriydi zaten. Kim? Mete. O zaman şimdi geldik. Tam sizin evin önüne gelmişken diyeceğim. Bunu tartışmamız ne kadar iyi oldu yani. Ya ben aslında, yanlış anlama. Hakikaten arkadaşım. Ya bir dur ya. Belki aramızda bir aşk doğuyor ya. Ama birden girme. Namuslu bir çocuksun sen. Tabii ki de, tabii ki de. Evet. İstirham ederim. Şimdi ben kiralık ev için geldim. Gerçekten sizin eve çok talip oldum. Manzarası hoşuma gitti. Muhit hoşuma gitti. Fakat... Sizi görünce de bir an düşünmeden edemedim yani. Acaba nasıl bir ikili olurduk diye. Çok ama kendimi Mete'nin yerine koydum. Ama kendini Mete'nin yerine koy. Ha, sen koydun. Ben koydum Mete'nin yerine. Mete'ye bir şeyler oldu. Çünkü Mete hala oradaymış. Ben kendimi koyunca oraya. Ben kendim Mete'nin yerine koydum. Ben kendim, yapamam bunu sana. Ben Mete'nin yerine koydum kendimi. Ben yapamam bunu. Dedim ki o zaman ben yapayım bunu. Arkadaşım. Ne yapıyoruz biz? Üzgünsün. Çok üzgünüm ben Mete. Ben kendimi Mete'nin yerine koydum. Yapamam bunu sana de. Bunu Mete'nin yerine koysana ya. Anlamadım. Sen kendini Mete'nin yerine koysana. Sen kendini Mete'nin yerine koysana bir kere. Sen kadın. Kestik. Dur. Sert mi giriyorum? Vurayım mı bir tane? Yok. Beyinsiz. Evet. Şöyle. Ben sen diye bağırıyorum. Uyanıyorum ben, rüya mıyım? Sana bağırıyorum. Ha, sen bana bağır. Ha. Evet, sana diyorum ki sen, ben kendimi Mete'nin yerine koyamam de kıza. Sen kendini Mete'nin yerine... kıza diye... Tamam, ha. Ben kendimi şu an Mete'nin yerine koymaya çalışıyorum, koyamıyorum. Muydu?
Koydun Metin'in yerine. Koydum Metin'in yerine. Ve çok üzüldün. Ve hakikaten üzüldüm. Şu an üzüldüm yani. Şunun cebi kaç. Arayayım çocuğu en azından. Arkadaşım! Yapamam bunu. Yapamam. Metin'in arayamam. Elinden alamam arayamam. Seni. Yapamam bunu. Şarjım bitmiş. Yapamam. Arkadaşım arayamam. Metin'in elinden alamam seni. Metin'in elinden alamam seni. Oysaki kalbim... Derken o sırada Mete gelir. Volkan Mete ol gel. Allah'ım bu da her şey bu oluyor ya. Obama gelsin bu. Her şey bu ya. Şunu Mete'ye bak. Sen üzgünsün, yıkıksın. Hem evi bulamadın, hem kız sana gider yaptı. Hayatında ilk defa bir kız seni sevdi. Ve onu da alamıyorsun, Mete'nin yerine koydun kendini. Annesinden hoşlandım ben. Hayır! Ezgi, sen de çocuğa bakarken dalmışsınız birbirinize. Gözleriniz dalsın birbirine. Aradan Mete... Mete, ne oluyor lan burada diye geliyor. Ne oluyor diyor. Sana ne? Ve bu kız ondan hoşlanıyor. Ne oluyor? Arkadaşım dalmışsınız birbirinize. Donuksunuz. Ne oluyor? Evet. O sesle irkilip ikiniz de tırsıyorsunuz. Çok korkun. Ne oluyor lan burada? Bu ne lan? Bize kucak açtı. Niye korkuyorum ki ben? Arkadaşım dalmışsınız. Dalmışız. Dalan kişiye ne ölüyor derlerse korkar. Ya kime ne ölüyor denirse korkar. Dalmasına gerek yok zaten. Dalmışsınız birbirinize. Hülyalı hülyalı bakıyorsunuz. Ne oluyor lan burada? Hocam yengeyi sanki bir yerden tanıdım da ben ona bakıyordum. Hayır! Sen ne biçim konuşuyorsun bizimle? Sen ne biçim konuşuyorsun lan ne ölüyor mu? Lan falan deme, yumuşak yap sen. Ha, sen naifsin. Naifsin sen ya. Sen naifsin. Ben naifim ha, evet. Naif bir kişiyim. Ben naifim, siz kimsiniz? Çek ulan elini. Ne biçim bakış lan o benim Ezgi'me? Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Elini kolunu oynatma lan bana. Estağfurullah efendim, olur kafanı mu? Kafanı da oynatma. Ya nereye ağzını oynatayım? Ağzını da oynatma. Şimdi oynatacağım bak ha. Nasıl anlatayım derdin ben? Ağzını oynatma. Kıpırdamadan anlat çocuğa. Konuşsana. Nasıl? Hiçbir yerini oynatmadan konuş. Ya ağzım oynamadan nasıl konuşur? Konuşursun. Vallahi mı? Evet. Lan nasıl bir erkeğim ben ya? Konuş. Estağfurullah yani Ezgi'ye karşı öyle bir şeyin yok yani. Gerçek. Ne oldu lan senin ağzına? Öyle böyle kal geldi ağzıma. Ezgi sen gir de ki, gördün mü Mete'nin nasıl bir insan olduğunu? Gördün mü Mete'nin nasıl bir insan Gördün mü? Ya Allah Allah, ne iş o bunun ya? Ezgi daha şey, Hülya Koçit gibi söyle. Gördün mü Mete'nin nasıl bir insan olduğunu? Gördüm demiyor. Kötü kara bir insan işte. Ben de kendimi senin yerine koymuştum, vazgeçmiştim. Şimdi kendimi senin yerinden alıyorum. Dur bakalım nereye koyacağım. Heyecanla bekliyorum. İstiyorum bu kızı de. Ben mi diyorum bunları? Evet. Ya ben çok özür diliyorum. Ağzımı artık oynatacağım bir yerlerimi yani. Kusura bakma artık. Yabancı değiliz çünkü. Ben seni kendimin yerine koymuştum. Ya da beni kendimi senin yerine koymuştum. Baktım hangisi daha iyi diye. Sonra seni kendimin yerine koydum ben. Olmayınca tekrar kendimi senin yerine koydum. Düşündüm. Dedim ki Ezgi çok tatlı bir kız dedim. Yani ama Mete miydi isminiz? Emin misin? Takip ediyor musun olanları? Dedim ki Mete'nin yerine koyayım kendimi dedim. Yani Ezgi çok güzel bir kız ama dedim gerçekten Ezgi'den de hoşlanıyorum. Gerçekten hoşlanıyorum. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Ben çekildikten sonra kendini buraya koy benim yerime. Şimdi ben kendimi senin yerine koydum. Hiçbir şey olmadı. Ben senin ağzını burnunu dağıtırım. Tamam hocam, yapacak bir şey yok artık. Hayır. Ya hayır. O zaman kararı Ezgi'ye bırakalım. Şekil gel biraz ha. O zaman kararı Ezgi'ye bırakalım. Bakalım Ezgi hangimizi tercih edecek? Ezgi hangimizde? Ben soyunuyorum o zaman. Hayır. Alıcı gözüyle. İkiniz de Ezgi'yi tercih etmesi için 30 saniye süreniz var, konuşun. Ben Ezgi'yi tercih ediyorum. Bitti, kazandım. Arkadaşım Ezgi sizi tercih etsin. Ha, Ezgi bizi tercih etsin. 30 saniye konuş, etkile kızı. Ha. Hastayım kızım sana. Bayılıyorum vallahi. Ezgi, sen konuşuyorsun. Ezgi, seni seviyorum. Dünyanın en mutlu kadını yapmak istiyorum seni. Hayatımı, her şeyimi önüne adamak istiyorum. Bu Ezgi mu? Tercihini yap. Ben gene Mete'yi alayım. Allah sizi kahretsin. Kestik. Ya yürü git, ben bu evime bir seviyorum. Arkadaşım. Ya. Bir evi tutacağız başına neler geldi. Sen kıza sapıklık yapıp diş atarsan... Kız ya, da seni istemez. Hay görsün, dişine göremeyeyim o anlamda. Sana ben bir şans daha veriyorum. Bir şans daha ver. Verdim. Evet. Belki kiralık bir eve bakıyorum ama gönlüm gerçekten ev sahibi bir kadın istiyor. Seni istiyorum Ezgi. Bu da yönetmene kapak olsun.
Mete. Gel Tolgiş'in önüne. Tolgiş mi? Kız beni seçmez ki. Ezgi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk var ya, bu aslan parçası bu lafı etti ya, ben çekiliyorum aradan. Kamerama gidiyorum. Detay alacağım. Lan pötü kare vallahi buramız. Ve alırsın kızı, dersin ki ben seninle evlenirsem demek ki babam bana evi kiralar. Ben seninle evlenirsem belki de Mete ile aramız daha da iyi olur ve... Aa pardon, benim kafa gitti ya. Çocuk tatlı çocuk gibi, ben hoşlanmaya başladım yani. Sen neye mail ediyorsun arkadaş? Pardon, evet, ben sana mail atacağım sonra bunu. Ben demek ki biz seninle evlenirsek babanla da aramız iyi olabilir ve çok güzel bir aile kurabiliriz. Suzan gelsin. Suzan gelsin, seni istemiyorum. Gerçekten. Arkadaşım. Ha. Haydi gidelim size. Haydi gidelim size. Annenler bir aşk edin... yaşayın kısa süreli. Değmeden birbirinize aşk yaşayın. Tamam, bu kadar işte. Tamam. Al kızın elini tut, gidiyorsunuz. Suzan, siz tekrar evde oynuyorsunuz. Allah bizi kahretsin. Yine aynı manyak geri, evet, evine gireceğim ben ya. Ver müziği. Siz de geliyorsunuz. Gelin. Oynayarak. Alın, siz oynamaya devam edin. Nasıl gidiyor işler? De ki, şey, bekarlık işini hallettim de. Bekar değilim artık. Ne yaptık ki biz? Bekarlık işini hallettim bekarlık de. Bekarlık işini hallettik ya, kurduk onu, limited. Bekarlık işini hallettim bekar, de sadece. Bekarlık işini hallettim sadece. Nasıl hallettin? Onu tam çözemedim daha. Desene arkadaşım, Ezgi ile evlenmeye ya, karar verdik. Size belki de sürpriz gibi bir haber olacak ama... Ezgi ile evlenmeye karar verdik. Allah hanım, iki göbek çak yukarı. Ya bunlar evde böyleyse buranın düğününde ben ölürüm kalpten yani. Arkadaşım dur işte, ne güzel neşeli aile. Kızım sen ne düşünüyorsun çocuk hakkında? Çok ısrar etti baba, kıramadım. Manyak kızım benim. Bu kadar sevinmeye gidecek bu tabii. Ne manyak olacak kızım, her ısrar edene gidiyor musun? Ya yumurta gibi çocuk, daha ne istiyor ya? Sen ne iş yapıyorsun bakalım Tolgiş? Ben değişik işler yapıyorum ya. Televizyon sektöründeyim. He, tamirci misin? He, uzaktan kumanda yapıyoruz. Ben çok beğendim seni. Sağ ol. Git kayınvalidene iki göbek çak da o da beğensin. Ben senin ağzını çakacağım şimdi birazdan. Kayınvalide nasıl gidiyor? Hadi bakalım. Çok, ben çok mutlu oldum gerçekten. Annesi daha güzel ya. Saçmalama. Ezgi. Ne zaman diyeyim? Hocam aile Şiraze'yi kaçırmış. Arkadaşım. Söyleyeyim. Şimdi daireyi tutmak için adamla konuşmaya başla. Daireyi tutmak istiyorum kayınpeder. İyi. Gelinimle güzel bir evimiz olsun istiyorum. Harika, harika. Tamam, çok beğendim. Düğünü ne zaman yapacaksın? Hemen. Tamam. Hazır oynamaya şimdi başladık. Konuşalım. Ekibi kurarız. Boşa gitmesin göbek. Şimdi biz buraya 6 aylık peşin $2,000 depozito, ayda da 1 milyar kira istiyoruz. Hadi lan. Gel abi buraya. Ne istiyor bu tamam ya? Tamam de. Pazarlık et. Tamam, 7 aylık olsun ya. Öyle değil. Aşağı doğru pazarlık et. 7 aylık olsun diyorum sana. Öyle ya değil. 6 aydan aşağı indir. 6 aydan aşağı indirsin. Çabuk hızlı ol biraz. 6 ay dedi ya, sen 5, 4, 3, 2, 1 diye indiriyorsun. 5, 4, 3, 2, 1 kaybettin. Aldım beni. Arkadaşım! Hiç anlamadım o zaman. Önce 4 ay olur mu de. Önce 4 ay olur mu? Sonra 5 ay yaparız. Kestik. Kestiniz. Beyinsiz. Beyinsiz. Ha, öne bana gel. Adam dedi ki 7 aylık peşin isterim, $2,000 depozito isterim, 1 milyarda kira isterim. Sen de ki 4 aylık peşin veririm, $1,000 depozito veririm, 750 kira veririm. Oradan başla pazarlığa. Tamam. Oyuna devam et. Her cümlenin sonunda çak göbeği ki adam şey yapsın. Tamam. Şimdi vallahi kayınpeder ya, o biraz şimdi daha işler biraz bizim rayına oturmadı, biraz tuzlu geldi. İstersen 4 ay peşin yapalım depozito, $2,000 yerine de 1,000 yapalım, ya da istersen 1,000 yapmayalım, düğünde gelecek altınlardan bozalım. Sen beni manyak mı zannettin? Evet. Yok ya, gerizeka. Sen ya oynadığıma ben... bakma, o yüzden sırıtıyorum. Ya çok uzattın ya, Allah Allah. Bir hadi hadi ya, şunu 5 aylık peşin ver, $1,500 kira, 750. Hocam 5 ay $1,000 olsun. Olsun lan. Hadi halaya geçelim. Anlaştık. Halayı da mı var bunun? Anlaşınca halaya geçelim. Ben bunların halayını... Ver müziği. Ver müziği. Seyirciye önünüzü dönmeden dairesel biçimde halay çekin.
Seyirciye önümüzü dönmeden. Arkanızı dönmeden. Reç abi. Oh. Gel kız. Şimdi burada arkadan dön, kal oradan. Olursa böyle matematiği çözülüyor. Tamam, çok ben artık evimize çıkabilir miyiz? Kestik. Ne oldu? Saçma bir hareket. Hayır. Hem kızı aldın, hem evi aldın. Hem de sağlam depozit ödeyeceğim. Fark etmez. Nasıl fark etmez? Ben ödeyeceğim tabii. Artık bizim tiyatroda kalmana gerek yok. Evet. Şimdi ne yapman lazım? Artık sizden de maaşı alırsam tamamdır. Adam olursan, adam gibi istersen alırsın maaşı. Tamam, onu çalışacağım. İkinci bölümde güzel bir iş çıkarırsan sana maaşının 1/4'ünü avans olarak vereceğim. Kaça denk geliyor? Bir programın 1/4'üne. Bir programın 1/4. Tamam, evet. Kaldı 280 falan, bir şey kalmadı ya, tamam. Tamam hocam, şimdi gelsin mi? Gelin. Ben gidiyorum. Müzisyen arkadaşım gelsin. Çok güzel gülüyorsun sen. Ne bakıyorsun? Piyanona bak. Utanırım öyle. Düşsene arkadaşım. Büyük bir kahraman. Her hafta 3-5 kişinin hayatını kurtaran bir adamın perdenin arkasından sağ ayak sol ayak arasında en az 30 santim açarak yürüyüşüyle gelişini ver. Ver odunu. Duydun mu? Arkadaş. Ne yapıyorsun? 30 santim niye açtım anladım ben. Arkadaşım manyak mısın, ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki ben ne yapayım. İki için... ayak arası en az 30 santim olacak yürürken. Bu şekil. Dizleri kıracaksın. Kırılacak, çökecek. Hayır. Her biri kırılacak, kalkacak. Diğeri kırılacak, kalkacak. Arkadaşım ya. Saçma oldu be. Böyle polis olur mu? Bilmiyorum ben, anlamadım. Dizi kırılıyor çünkü. Sağ ayağını al. Alma. Yani bana göster. 30 santim ileri al, havada dursun. Ağzını yüzünü oynatma. Onu 30 santim ileri koy, dizden kır, 12 santim, tamam. Düzelt diğerini. Ben neydi, ne bu? Mehter polisi mi? Neydi? Yani niye zorluyorum kendimi? Arkadaşım, tedirgin ve her yerini kollayarak yürüyorsun. Bu yürüyüşü yaparken bir yandan da silah elinde bir arkana, bir sağına, bir soluna bakıyorsun. 3, 2, 1, gel. Çıktığın yere kadar git gel. Oo. Arkadaşım yanlış anlamayın her şeyi. Benim Türkçem böyle. Geç arkaya. 3, 2, 1. Kahraman geliyor. Ver odunu. Benden gerçekten biri korkabilir mi yani? Sen korkuyorsun her şeyden. Ha, ben kendime her yerden tehlike gelebilir. Benden gelir tehlike. Kime gelecek? Ben kendime yaparım yaparsam bir yanlışlık yani. Oram buram kırılacak benim giderken ya. Bu hareketi biraz yumuşatarak yap. Hızlandır ve yumuşat. Öyle değil. Öyle değil arkadaşım. Daha slow motion ama çok da hızlı. Slow motion anlayalım biz ama sen çok hızlı yap hareketi. Ben yapayım, siz anlayın ya. Sen slow motion yapmazsan, biz çok hızlı anlamazsak istediğim olmaz benim. Ama çok hızlısın. Benim dibim düşecek olaya gidene kadar gerçekten. Dur orada, bak seyirciye. Ve ağzını yamultarak de ki, kahramanınızdım ben sizin. Kahramanım. Ama bir sıkıntı arkadaşım, yaşadım. Arkadaşım,
Bütün kahramanlar, hafif psikopat olanlar yani anti kahramanlar şöyle yaparlar. Sağdan ağzı alırlar, cümle bittiğinde sola gelmiş olur konuşmada. Niye? Öyle karizmatik oluyor. Hatırla, Rambo, Rocky, Die Hard, Zart, Zurt. Zart, Zurt kesin Türk değil mi? 3, 2, 1. Dikkat, gel önünde dur gelin. Seyircinin. Hocam niye korktuklarını anladım ya. Bir an umutlandım ama. Hani sahnede yüceldi anlamında. Seyircinin arasında tanıdığın mı var? Arkadaşım ağzını sağdan sola alıp kahramanınızım ben sizin desene. Kahramanınız yok. Alkolüm. Ne? İsim mi geldi? Çok saçma. Arkadaşım. Çok saçma oluyor yani. Müslüman arkadaşım ağzını sağdan sola al ben seni seslendireceğim. 3, 2, 1. O kadar vaktimiz var mı ya? 3, 2, 1 al. Kahramanınızım ben sizin. Budur. Geçmiş olsun. Ne oldu? Gördün mü ağzı? Gördüm. Naz bir ağız var ya. Yap. 3, 2, 1. Gel yamularak. Kolla her yerini. Ne yapıyorsun? Tehlikeli bir şey var. Arkadaşım. Ben sizin kahramanınızım. İşte bu. Göster dişleri. Öyle kal. Bu taraf tedavide daha. Başkomiser çağırır seni yanına. Cüneyt başkomiser ol. Bu gel bakayım buraya Tolga Çevik. Nasıl bir gidiş öyle? Öyle mi gidiliyor? İşte görevde kalça oynamış yerinden tam toparlayamıyor. Haydi. Kollayarak sağını solunu arkanı. Buyurun efendim. Geçen günkü operasyonda ne yapmışsın? Ya sivilceyi aldırdım. Burada bir şey çıktı. Onu aldım. Hoş durmuyordu. Arkadaşım, boğazda rehin operasyonu vardı. Ha, boğazda nehir operasyonu. Sesim çatalmış. Boğazda rehin operasyonu vardı. Boğazda neydi? Boğazda rehin operasyonu. İstanbul'un boğazında rehin operasyonu vardı. İstanbul boğazında rehin operasyonu vardı. Çok tatlı. Ne operasyonu falan olduğunu biliyoruz biz. Sen orada ne yaptın esas? El kol yapma deşerim. Arkadaşım bakalım. Komiserin o senin. Başkomiserin o senin. Başkomiserimsin sen benim. Lan el kol yapma. Ha, konuşmuyorum. O şekil konuşmuyorum. Şeyim çok sevgili doluyum. Konuşurken ben hep arkanı kolla. Ne yapıyorsun arkamda? Ne diyor arkama? Ne diyorsun? Ondan mı korkuyorum? Piyanisten mi korkuyorum ben? Arkadaşım tik olmuş sende bu. Tik, bende tik oldu. Devamlı arkana bakıyorsun. Tik oldu ama nedense arkama bakıyorum. Evet. Senin Bluetooth'la mı konuşuyorsun başkomiserim? Ne yapmışsın orada? Ya orada değişik hareketler yaptım işte böyle figürler. 4 tane gemi. 4 gemi. 3 tane apartman, 8 tane polis arabasını mahvetmişsin. Hayırdır inşallah. Niye yapmışım bunu ya? 2 tane rehineyi kurtaracağım diye ne kadar zarara sokmuşsun devleti. 2 rehineyi kurtaracağım diye. Ne gülüyorsun başkomiser? Arabanın ciddi üstüne ol. Çıkmışım. 8 araba, 2 apartman, 4 tane vapurun hesabını kimden soracağım ben? Benden. Bu kadar Celal... Ya bu benim dalgametre... Benden ya ben insanların hayatını kurtarmak için onları hiçe saydım yani. Önemli olan can, mal değil ki başkomiserim yani. 2 tane adamı onları patlatmadan da kurtarabilirdin. Hadi 4 vapuru anladın, boğazda geçiyor operasyon. 2 tane apartmanda 8 arabayı niye patlattın? Ya vallahi öldürürüm bunu bak. Deşerim burada deşerim ben şu an... Arkadaşım nasıl... cevap ver. Cevap veriyorum, hayır. Dışarıda 2 apartmandan 8 arabayı niye patlattın manyak? Ya dışarıda vergi kanunları değişik. Türkiye'de olsa farklı. Dışarıda yaptım ben de o yüzden. Denizin yok dışında demek istedim. Ha pardon. Denizde üşürüyorum o yüzden. Denizin dışında yaptım. Denizde çok saçma bir şey. Kovuldun. Ha ben mi? Rütbeni söküyorum. Rütbemi mi? Evet. Seni görevden alıyorum. Yapış yakasına sök rütbeyi. Ne yapıyorsun? Çıkarma çocuğun şeyini. Hocam rütbeyi donumu değil. Rütbeyi alacağım. Ben içimi dışıma çıkardı ya. Başkomiser varmış çok gibi rütbesi al sök. Sana 3 ay görev yok. Silahların sende kalabilir. Ne saçma bir rütbe söylüyor. Belki bir operasyonda lazım olur. Ya rütbem alemde operasyona katılamam artık. Olsun. Nasıl olsun? Film bu. Film mi? Onlar sende kalacak ki filmin devamında bir başına iş gelirse onları kullanabilesin. Sen çaktırmadan silahı al.
Gösterme ona. Çaktırmadan alıyor. Evet. 2,5 metre. Çaktırmadan al oradan silahı. Tamam başkomiserim, sağ olun. Ne yapıyorsun? Nasıl çaktırmadan nasıl alayım ben bu silahı? Bu kadar silah ya. Terbiyesizlik yapma. Ya bir şey yapmadım. Yere üstelik normal polis değilsin sen. Anahtarım yere düştü, onu aldım. Çeviksin. Evet. Aynı zamanda sporcu muyum? Seni kim çevik yaptı? Babam. Baban başkomiser mi? Hayır, Çetin Çevik. Manyak, onu demek istemiyorum. Ha. Çevik kuvvetsin ya. Ya soyadım tutuyor diye teşkilat aldılar. Öyle olur mu? Beyin. Doğuştan yetenekli diye. Olmaz öyle şey. Olmadı zaten. Koleje girdim de. Koleje girdim ben. Ha. İyi, aferin. Yine de kovuldun mu? Bana çaktırmadan tüfeğini al git. Ne oluyor lan orada? Anam. Hadi görüşürük o zaman. Geç kameradan. Cüneyt, teşekkür ederim. Sen şimdi... Çaktırmadan obüs aldım ya, bayağı yani. İsmini söyleme. Bu zaten obüs değil bu. Fark etmez, ne olursa olsun çirkin bir şey. Öğreneceğiz bunları. Haydi. Bara git. Nereye? Bara. Bara. Böyle bara gidiyorum. Arkadaşım, gidiyorsun... Şöyle hafif bir şeyler içinden bir yere gidiyorsun, dertleşeceksin. Yürü. Kovuldun, bitkinsin. Gel öne. Gel, 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 gel. Bak camdan içeri. Manitalara bak, ne var burada ya? İçeri gireyim de bir iki tek alayım. İçeri gireyim de çifter çifter alayım, niye tek alıyorum? Arkadaşım! Niye tek alıyorum ki yani? Kızları almıyorsun çünkü. Ha. İçeri gireyim de bari şöyle bir iki tek bir şey içeyim. Bir rahatlayayım, kendime geleyim ya. Dur. Kimsin lan? Kim durduruyor ki beni? Damsız girilmez. Terasta içeriz o zaman, tamam ya. Suzan'a de ki beraber girelim, sonra ben seni içeride bırakırım de. Suzan, beraber girelim. Damsız almıyorlar çünkü. Suzan, gir onunla içeri. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Kız arkadaşımın güvenliği için böyle geziyorum. Ya bizi kim içeri alır? Buyurun abicim, buyurun. Merhaba. Silahı sok bir yere de görmesinler. Biraz daha devam edersen... abladam, ben de döper. Bir şeyler içeceğiz. Buyurun dedik ya 2 saat önce. Nereye buyurun dedin? Ay işte buyurun dedin. Nereye olduğunu göstermedin ki. Aha, buraya. Kim konuşuyor benimle? Ben anlamıyorum ki. Arkadaşım, gör adamın elini içeri doğru. Ha, teşekkür ediyoruz. Gel tatlım. Sen istersen bir makyajını tazele gel. Senin damın nereye gitti? Makyajını tazeliyor. Arkadaşım, barmenden istedin mi? Bilir, tanır beni burada. Konuş barmenle. Ne verdin böyle? Çok ateşli geldi ya. Arkadaşım! Böyle içten yanmaya başladım. Terbiyesizlik yapma! Ney? Buzlu kabza mı? Süper içecek ya. Kokteyl mi bu? Rahat mısın abi? Sana da bir yer bulamadık ama. Rahatım, rahatım. Ben sana bir şat yapayım mı? Ben kendimi birazdan şat edeceğim zaten. Leblebi, fındık, fıstık bir şey. Yok yok, şimdi kalkacağım ya. Yorgunum ya, bir tane yetti. Yok yok, kalkma abi. Hocam, ne oldu? Kalkayım senin ya. Senin canın biraz sıkkın. Ya şu durumda olsan senin canın sıkkın olur. Arkadaşım, komiseri anlat. Barın üstüne koy kafanı, ağla. Kafandaki şapkayı çıkar, çevik ağlamaz. Öyle ağla, evet. Ne oldu ya? Bugün rütbemi aldılar ya. Allah Allah, sen daha geçen hafta 2 tane çocuğu kurtarmadın mı gemiden? Niye aldılar? Ya orada bir 3. daha varmış, görmemişim. Ondan değil. Neyden? 4 gemi, 2 apartman, 7 araba patlattım. 4 gemi, 2 apartman, 7 de otobüs çıktı bana. Patlattım. Patlattım onları ben. Operasyon denizde değil miydi? Vapurla şey anladım da, apartmanla araba ne iş? İşte onu hiç bilmiyorum ya. Onlar zaten benim bildiğim şeyler değil yani. Arkada olmuş onlar hep. Bir tane daha versene. Sen biliyor musun? Büyük ikramiye devretti. Kime devretti? Vallahi 20 haftadır devrediyordu ya. İşte bu hafta İstanbul'dan birine çıkmış. Vallahi mı? Ha. Lan İstanbul'a yerleşmek lazım. Çok kötü oldu Konya'da olduğumuz ya. Arkadaşım, İstanbul'dasın sen. Ha öyle mi? Ben onu bilmiyorum. Ve 20 yıldır bir arkadaşınla beraber aynı numaralar oynuyorsunuz. Evet, aynı söyle numaralar. Söyle barmene. 20 yıldır bir arkadaşla beraber aynı numaralar oynuyoruz. Tutturamadık biz ya. Biliyor musun numaraları? Hayır. Biliyorsun.
Belki de tuturduk, haberim yok çünkü. Çıkar kağıdı cebinden. Sen biliyor musun numaraları de barmene? Hocam kağıt iyice sıkışmış. Ama ben arkamı döneyim, belki numaraları okursun. Tenden okursun. Çıkar şu kağıdı cebinden. Seyirci gülmeyin şuna. 1 Var sende. 1 7 19 21 diyeceğim. Evet dersen uçarım. Evet de. Evet. 21 de mi var? Hayır, evet dedim ben sadece. Evet. 21 de var de. 21 de var bende ya. Heyecanlansana gerizekalı. Çok heyecanlıyım şu an. Belki... Zıpla olduğun yerde. Zıpla olduğun yerde. Bütün parayı sana bırakıyorum. Ben mutluluktan zıplayacağım. Senin olsun. Bana nasılsa faydası olmayacak. Arkadaşım, çok seviniyorsun. Şimdi 2 rakam kaldı. Sen de ki ona, sakın 39 deme. Sakın 39 deme. Böyle iyice oturacağım, çökeceğim yani. Vallahi de 39. 39 ya. Bir numara kaldı. Hala mı ya? Yüksel müzik. Vallahi 81 hocam, diyeceğim, korkuyorum sana çıkacak. Özel isim kullanmayalım, Yüksel müzik falan. Vallahi 81 diyeceğim. Sende ise... Kaç? 81. Aa yok be. Sende. Bende mi? Ha o da mı bende? Evet. Aa o da bende. Bu kadar mı? Eyvallah ya. Bu mu? Bu. Sana büyük ikramiye çıktı 20 haftadır. Ya benim için insan hayatı önemli. Arkadaşım değil. Arkadaşım değilsin lan. Hayır. Kime çıksa zıplar yerine. Aa, para çıktı hemen arkadaşım oldunuz. Arkadaşım. 81 de. 81 neresi? Manyaklaş. Ha. Vur kendini barın üstüne. Kendimi barın üstüne vurayım. Van yaklaş sana, 81 de var sende. Tabure düşmesin diye korkuyorum. Taburede otururken vur kendini bardan bar. Ya çok mutluyum şu an ya valla. Sevin. Büyük ikramiye. Bağır bana çıktı, ağzını sağdan sola al. Bana çıktı bana. Ağzını sağdan sola al. Ne bana çıktı? Bana çıktı, kahramanınızım ben de. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bana çıktı ya. Büyük ikramiye bana çıktı oğlum. Sağdan sola al ağzını. Bana çıktı ya. Çok mutluyum şu an ben. Ve ya. O sırada prodüksiyon gelir, televizyon olur. Prodüksiyon televizyon olur. Evet. Prodüksiyon gel. Adam bulamadılar ama. Ilgaz gelsene. Acele etme acele. Ya haftaya da var. Ilgaz şu an televizyonda haber spikeri. Bakın ona. Buyurun. Sağır değil, sizler için herhalde. Ben çünkü ses duymuyorum. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi veriyoruz. Az önce aldığımız bir habere göre saldırgan bir evde 2 kişiyi rehin almıştır. Şimdi o görüntüleri veriyoruz. Ver görüntüleri, ver. İtme. Verdi görüntüyü. Yok, ben burada gerekirse otobüs oluyorum. O görüntüyü verdik diyor, kaçıyor. Verdi görüntüyü. Verdi görüntüyü. Vay anasını ya. Kaçırmışım, tam döndüğüm an verdiler ya. Sen tam o sırada diğer bilet sahibi arkadaşın var ya, 20 senedir beraber oynadınız. Ha. Onu aramaya çalışıyorsun, bize çıktı, bize çıktı diye telefonla. Ha. Ara. Gene telefon almamışım hiç. Ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Rehin alınmış olabilir, televizyona bakın. Bu hangi servis? Ne şahane bir şey ya. Şaka yapma. Al şunu kulağına. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Televizyona bakın. Rehin alınmış olabilir. Ne zaman ulaşabiliriz? Bak televizyona. Operatör konuşur mu seninle manyak? Bant kaydı o. Bant kaydı. Düzeltin. Bak televizyona dedi kız. Baksana televizyona. Aha benim arkadaş rehin alınmış. Benim arkadaş rehin alınmış. Ne güzel çekmişler çocuğu, göstermişler televizyonda ya. Demek ki çok rahat dolaşıyor kameramanlar içeride. O zaman rehin alanlar kameramanlar mı? Nasıl bir zeka? Ateşe oturdum ya demin. Barmen'e de ki Allah kahretsin, tam bize para çıktı, bizim çocuğu rehin ya almışlar. Ya tam bize para çıktı, bizim çocuğu rehin aldılar ya. Demek ki şimdi para tamamen bana kaldı. Hayır. Çok mutluyum şu an. Bilet onda. Ben nereye baktım deminden beri? Sen numaraları yazmışsın ya kalçana. Nereye yazmışım? Kalçama dedin ya. Kalçama mı? Ya bilet buradaydı, çok oturmaktan kalçamda izi çıkmıştı. Fark etmez. Nasıl etmez? Çocukta bilet. Ya çocukta biletin ne işi var? Var.
dövün, de ki Allah'ım 40 yılda bir şey yakaladık. Ya 40 yılda bir şey yakaladık, onda rehin aldılar ya. Barmen diyor ki, abi ha, sen bu ülkedeki en iyi rehin kurtarıcı değil misin? Öyle miyim, hiç haberim yok. Lan manyak, daha geçen hafta kurtarmadın mı iki çocuğu? Ha ya, o geçmiş geçmiş benim için. E git kurtar. Kimi? Bu rehineleri. Ha. Gideyim o zaman. Arkadaşım de ki, beni görevden aldılar. Beni görevden aldılar oğlum, sen git. Ah. Hayır. Değil. Beni görevden aldılar de, ağla üzül. Beni görevden aldılar. Şu Dalyan ağlıyor değil mi? Abi. Die Hard'da Bruce Willis'i hatırlamıyor musun? Die Hard mı? Ha. Konya'nın Die Hard vilayeti mi? Kazası. Die Hard'da Bruce Willis'i hatırlamıyor musun? Evet, Almanca. Ben de onu seyrettim. Hangisi ise söyle sen doğrusunu. Evet. Türkçe oynuyoruz burada. Zor Ölüm. Tamam. Zor Ölüm'de Bruce Willis'i hatırlıyor oynuyoruz musun? Diyor, Almanca konuşuyor, İngilizce konuşuyor ama Türkçe çakozlamıyor. Evet. O ne yapardı? Ne yapardı? Job taşımazdı herhalde. Kovulduğu halde gidip müdahale ederdi. Niye? Manyak mıydı? Ya film icabı. Kahramansın ya sen. Kahramanlar böyledir. Kovulduğu için para ödemiyorlar ki. Niye gitsin çocuk açıyor? Orada aklına bir şey geldi. Aklım. Al ağzını sağdan sola. Aklıma bir şey geldi. Kahramanım ben. Acilen ilacımı alman. Ağzı kayıyor değil mi? İlacını kahramanım ben. Iron Man. Ne? Kahramanım ben. Kahramanım ben. Gideceğim kurtaracağım onu. Gideceğim kurtaracağım onu. Der ve gider. Nereye gidiyorum ben? İki tane polis gelir sahneye. İki polis gelsin hemen. Gerçek mi? İki polis gelsin. İki de rehine gelsin. İki polis, iki rehine. İki polis, iki rehine. Aranızda sayın. Nasıl? İki kız, iki erkek. Tamam, soldan sağa doğru iki kız iki erkek kalsın. Rehineler, piyanonun arkasına doğru gidin. Polislere hemen kıyafetlerini verin. Rehineler, piyanonun arkasına doğru gidin. Müzisyen arkadaşım, ver bir müzik, git şey ol. Rehineleri kaçıran rehineci ol. Rehincisin sen, rehin al kızları. Fotoğraf çekme, rehin al. Yan yana dizip fotoğraf mı çektiriyorsun? Rehin alsana müzisyen arkadaşım kızları. Neyle rehin alıyorsun? Bir şey göster. Bıçak bıçak bir şey göster. Bana değil, onlara göster. Heh, tamam. O sırada Tolga bardan hızlı adımlarla çıkmıştır. Çevik bir insan olduğu için arabasına doğru gitmektedir. Hemen ekip otosu yapın Tolga'ya. Geldin, kapının öndesin, arabanı arıyorsun. Buyurun. Arabanı ara bul. Ya bir çay vermezler. Şu masrafa bak ya. Ya sana ne? Arabayı bul. Arabayı nasıl bul? Öküz gibi zaten. Niye bulayım? Bul. Aç kapağını, bin içine. Öyle değil. Kapısını açsana. Üstüne mi oturuyorsun arabanın? Ah, kapı koymamışlar ya. Ya kapağı kaldır. Ben iki elimle... Sen onu ilk yaptığın yere koy. Bence bu ekibin altından kalkabileceği bir iş değil ya. Arkadaşım! Seyirci, arkanıza dönün. Yes. İyi misin? Çok iyiyim şu an. Atladın arabaya, telsize bas. Ne yapıyorsun? Telsize basıyorum. Mandalına bassana. Açmışlar mı, kuruyor mu? Mandala bas. Mandal ne ya? Ya telsizin solunda olur ya mandal. Bir tane şey verin buna, megafon telsiz bir şey, çabuk. Megafon telsiz bir şey ya da evet, cep telefonu. Evet, her oluyor. Uydu, o ne lan? Ya her şey var, bir çay yok. Al telsiz eline. Bas de ki, Tolgıç'tan merkeze de. Tolgıç. Arkadaşım, yanındaki mandala basacaksın. Tolgıç'tan... Ben megafonla merkezle mi konuşuyorum? Evet.
Torgiş'ten merkeze. Belki duyarlar. Kış kış. Merkez dinlemede. Kış, ne yaptın? Kış kış, bizden sana gelirken olur. Senden bize gelirken fış fış da olur. Tamam fış. İnşallah yayında yanlış anlatılmaz fış. Ne istiyorsun Tolgeç? Fış fış fış. Hocam, güzel ezine peyniri var mı? Nasıl ne istiyorsun, ben ne bileyim? Sofzana, nerede kaçırıldı buraya? Nereden kaçırdınız peyniri? Ha şey, nerede kaçırılanlar? Sen görevde değilsin, sana bilgi veremem. Konuşma, insan hayatı çok önemli benim için. Fış. Fış bu ya da buradan böyle çıkıyor. Fıştı değiştir o zaman. Benim için insan hayatı çok önemli, hoş. Hiç olmadı ki. Tok ses çıkarayım diyorum, olmuyor. Benim için insan hayatı çok önemli, hoş. Ben seni çok severim, hışt hışt. Ya senin megafona bir şey mi kaçtı? Ben seni çok sevdiğim için çaktırmadan sana olay yerini söyleyeceğim. Başkomiser duymasın, beni gebertir. Tamam, dur, dinliyorum. Selami Çeşme'yi biliyor musun? Ne? Selami Çeşme'yi biliyor musun? Neredeyse orada büyüdüm. Ne? Tabii ki de ya, orada büyüdüm, söyle. Oraya gel. Evet. Ağacı bildin mi? Bildim, bildim. Hangi ağacı? O var ya, sağdaki. O ağacın altını hatırlar mısın? Bilmem, yakınlara sor. Ağacın hemen arkasındaki ev var ya. Evet. O evi hatırlıyor musun? Bizim Dursunların eviydi. Atari oynardı. Dur, hatırladım, hatırladım. Onun hiç alakası yok konuyla. Ne sormuştun sen? Lan gerizekalısı. Rehineler diyorum nerede? Ha! Dursunların evine arkanı ver. Tam karşıya bak. Üstten ikinci apartmanın, sağdan ikinci camı. Tamam, hemen gidiyorum. Yallah. Ne, kafam kırıldı. Yürü, çabuk ol. Yürüyeyim mi? Bu arada sen arabayı sürüyorsun. Arabayla git. Ağzında siren yap. Malzeme yok ki burada. Arkadaşım, ağzınla sirenin sesini yap. Ha. Yaparken kulağınla duy. Bu detay beni çok rahatlattı. Polisler, siz tekrar eve bağırın. Ya bunun el freni ne saçma bir yerde ya. Fret Hanım, eğer teslim olmazsanız sütü göreceksiniz. Lan ne kadar yakışıklı adam bu ya. Ne yapıyorsun? Oy, tatlı çocuk ya. Saçmalama. Gel arabayla, el frenini çek, önlerine doğru kaydır arabayı, dur. Arabalar öyle gelir. Siz kendi aranızda deyin ki, aha Tolga komiser geldi. Tolga komiser, tüfeğin. Ne yaptın tüfeğe? Ya bunu ilk bende deniyoruz da. Ne yaptın tüfeği? Yok yok, bunun şekli böyle ya. Gitti bu. Lan başka tüfek yok mu oğlum? Yardım etsenize, bakıyor herkes ya. Benim de deden kaba var. Tolga komiser geldi. Şimdi başkomisere bildirelim mi bunu? Ya ben aç içinde birisiyim ya. Yaklaşıyorsun yavaş yavaş. Çocuklar, başkomiserinize söylemeyin, bu operasyonu ben yöneteceğim de. Çocuklar, başkomiserinize söylemeyin, bu operasyonu ben yöneteceğim. Ama olmaz ki Tolga komiserim. Ama olmaz ki Tolga komiserim. Sizin sesiniz niye az geliyor ya? Ama olmaz ki Tolga komiserim. Ne bağırıyorsun be? Tolga komiserim, olmaz, siz bu operasyonda değilsiniz, rütbeleriniz yok deyin. Bana karışmayın çocuklar, insan hayatı her şeyden önemli. Görevden atılmış olabilirim ama insanların hayatı söz konusu. Ben gidiyorum. O zaman biz gidelim. İçeride kim var? İçeride 3 tane kız var. Ben ne yapayım, ben gittim bile. Arkadaşım! Ha. İçeride 3 kız var. Bir tane manyak rehin almış onları. Tabii ki de normal bir rehin alacak değil yani. Çok tatlı bir açıklamaydı bu. Siz buradan onu oyalayın, ben arkaya dolanacağım. Siz buradan onu oyalayın. Ben arkanıza dolaşacağım. Hayır! Binanın arkasına dolaşacaksın. Binanın arkasına dolaşacağım. Tamam mı? Tamam komiser. Tam binanın arkasına dolaşırken arabayla oraya bir yaşlı teyzeyle bir yaşlı amca tesadüfen gelmiş, olayı izlemektedirler. Getirin. Neyi getirin? Arkadaşım. Bir araba gelsin hemen. Prodüksiyon, bir araba getirin. Ne güzel araba gelsin. Mekik uçsun. Ne şahane bir şey ya. Bir araba gelsin çabuk.
Araba geldi. Polisler, siz verin megafonu kendisine. Tolga, sen onları ikna edip gönder, operasyonu ben yöneteceğim de. Tamam gençlik, operasyonu ben yöneteceğim, siz gidebilirsiniz, hadi görüşürük. Başkomisere ne diyeceğiz diye söylenerek gidin. Başkomisere ne, başkomisere ne söyleyeceğiz? O anlar o şey yapar, tanışırız ona, şey yapar, anlar beni de, sen bak. Aman abi, gözünü seveyim, kurtar bunları, yoksa başımız çok fena yanar. Hocam gıdı gıdı yapma, hadi gidin. Alkışlarla indir polisleri. Hadi gidelim, hadi bakalım. Tam binanın arkasına yerden sürünerek gidiyorsun ki... Yat sürün. Ya ne kadar zor iş varsa ben yap. Yat sürün, amıda kalk. Sürünürken megafonla konuşabilirsin, ona göre pozisyon al. Abi tabi ya, böyle fırça takıp resimde yapabiliyorum. Yat sürün. Tam o sırada sürünürken bir de ne görürsün? Bir araba. Ulan bu arabanın burada olmaması lazım, operasyonu engellerdi. Lan bu arabanın burada olmaması lazım, operasyonu engeller ya. Ve arabanın içinde bir yaşlı teyzeyle bir yaşlı amca vardır. Getirin yaşlı teyzeyle amcayı. Çağırayım mı? Onlar gelir. Ney? Bunlar kim ya? Yaşlı teyzeyle yaşlı amca. Ne kadar yaşlı? Siz kendi aranızda konuşuyorsunuz Tuna'yla Tan. Tan, sen diyorsun ki çok heyecanlı, biraz seyredelim mi de? Çok heyecanlı, biraz seyredelim mi? Tuna, seyredelim kocacığım de. Seyredelim kocacığım. Tan, biraz direksiyonu indir, yüzünü göremiyorum. Bıyıkların görünsün. Az daha indir. İndir biraz da, indir biraz. Aferin koçum, tamam. Oğlum indir de geleceğini de tehlikeye atma. Biraz indir. Hah, yaşa. Süper. Süper aslında. Arkadaşım gör onları, işaret et. Unulun. Ne, öyle değil. Ha. Çekilin, çekilin işaret. Çekilin, çekilin. Ne diyorsun sen komiser de Tan? Kız benden hoşlandı galiba, gülüyor sürekli. Bunlar manyak mı? Elini camdan çıkar, kafanı da camdan çıkartan. Ne diyorsun sen, işine baksana de. Ne diyorsun sen, işine baksana. Ya bey amca, burası çok tehlikeli bir bölge. Buradan Jack öbür yola sapın, yandaki yola sapın gidin diyorum. Biz seyredeceğiz de. Biz seyredeceğiz. Manyak mısınız lan? Neyi seyredeceksiniz? Operasyonu. Operasyonu. Allah Allah. O zaman direksiyonu biraz indir de rahat seyret. Ah, İyice git. Dizlerine kadar indir Tan. Yere koy, yere. Ayaklarınla kullan. Ha. Koy yere. Ha, süper süper, tamam. Tamam. Süper. Aferin. Kusura bakmayın bey amca, rahatsız ediyorum. Ne tarafa gidiyorsunuz? Teyze deli mi? Deli mi teyze? Tan, cevap ver. Sen arabaya bakacaksın ha. Rehineleri kurtar, manyak de. Sen arabaya bakacaksın ha. Rehineleri kurtar. Rehineleri. Delileri kurtar. Delileri kurtarayım. Gelin hocam. Rehineler, rehineler. Evet. Ya rica ederim. Ben zaten rehineleri kurtarıyorum. Şöyle yapın da siz de kendinizi güvende hissedin. Şurada kalsın. Tamam, siz sahada bekleyin. Ben güvenli olduğu zaman size haber vereceğim. Nasıl tamam bekleyeyim mı kardeşim? Bu kadın demin burada gülerken zıpladı, zıpladı, zıpladı. Lastiği patlattı Detan. Zıplayıp lastiği. Kadın burada zıplayıp zıpladı, zıpladı. Lastiği patlattı. Bu kadın. Bu kadın eşiniz mi? Tuna, de ki beğenemedin mi de Tuna? Beğenemedim mi? Ya estağfurullah teyzeciğim, beğendin de ben sadece sizin güvenliğiniz açısından dedim. Sizin buradan kıpırdamayın. Tam de ki yarın öbür gün senin de ya çocuğun olur, bize benzer. Bir gün senin çocuğun olsun, bize benzer. Hadi hayırlısı bakalım. Daha manitayı bulamadık ya. Geç arkaya, ben ittireyim sizi de yolun kenarına kadar götüreyim de. Ben o zaman yan tarafa kadar ittireyim sizi, orada lastiği değiştirtiriz, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürük. Bir dakika gel de Tan. Bir dakika gel. Eşim bir şey söyleyecekti. Eşim bir şey söyleyecek. Buyurun teyze. Tuna de ki operasyonu yaparken lütfen silah kullanmayın de. Operasyonu yaparken lütfen silah kullanmayın. Tabii tabii, künefeyle yapacağız zaten. Çocukları ittirerek dışarı al. Şeyi, yaşlıları. Ya, ittirerek dışarı al diyor ya. Arabanın lastiği patlak. El frenini boşa al. Tam boşa al freni. Lan bu takıldı buraya ya. Arabayı kaldırarak götür. Ne güzel bir fikirmiş gerçekten. Gel yenge, gel. Deli midir nedir ya?
Ya benim donum bacağım düştü her şeyim ya. Müslüman arkadaşım rehineleri al biraz öne doğru gel. Evet oradasınız. Şimdi megafonla adamı ikna etmeye çalış. İçeridekiler. Üstünüze ne var? İçeridekiler değil. Bir kişi var içeride. Kaçırıcı. Kaçırıcı. Rehineci. Rehine yapan. Rehineci. Ha. İçeridekiler. İçeridekiler değil. Bir tane kaçırıcı rehineci var. Bir kaçırıcı, üç bayan. Efendim. Sen ne tatlı bir sesin var öyle ya. Bana bak, birazdan içeri geleceğim, bu konuda anlaşabiliriz. Tabii tabii, 4 saattir diğer polisler de geleceğim geleceğim deyip ayak yapıyorlar. Yemezler yavrum. Ya oğlum, yola yaşlı birileri çıktı, onlara yardım ettim ya, manyaklaşma. Ha. Ne yapayım, üzüleyim mi? İçeri giriyorum, silahsızım. Hayır, gelirsen bu kızın boynunu keserim. Ya kes, bana ne, sanki babamı... Arkadaşım, sakın sakın hayır de. Sakın sakın hayır. Ne ifade etti senin için bilmiyorum ama... Önemli bir cümleydi bu. Sakın sakın hayır. Kızım bağırsana. Yok şey, o mutlu polise. Hayatından ya. Bağır polise. İmdat! Dikkat edin herkes. Pavyon bastık tamam. Hayır bağırma ya. Diğer kıza geç. Daya ona bıçağı. Sen de bağır. Yardım İmdat. İste. İmdat! İmdat mı bu? İmdat! Bu daha önce kaçırılmış bu de daha. De ki polis bey ne olur adamın bıçağı var falan de. Polis bey ne olur adamın bıçağı var. Ya bende makineli tüfek var ya. Sen makineli tüfeği kullanana kadar adam bana gömerse bıçağı. Ne sen kadar zarif bir bayansın sen ya. Hanımefendi çok rahatsınız, manyak gibi delirin orada. Bıçağı var adamın ya. Sen olsun dert etme onu ya. Belki yemek falan yapacak. Gurme ise geç kaldı. Belki sonradan gurme olabilir. Ben burada yanar dönerli bir ortam. Arkadaşım! Yatsana yere! Ha. Al megafonu eline! Kızlar, siz rehin alınmış kişilersiniz. Hocam delirin. Bir an önce yapalım. Ben çatalı ayırdım burada gerçekten. Anatomik bir sıkıntı yaşıyorum. Kızlar, üçüncü abla, siz bağırın bari. Deyin ki elinde bıçağı var. Elinde lütfen bıçağı dikkatli var. Olun. Kurtarın artık beni. Kadın sinirlendi. Tamam sakin olun, sakin ol. Sakin İçeridekilerin olun. Özelliklerini al arkadaşım. İçindekilerin özellikleri ne? İçerideki üç bayanın özelliklerini al. Ha özür dilerim. İçeride kaç kişisiniz? 3 kişiyiz. Kaç kadın kaç erkek? Hepsi bayan. O zaman kesin kurtaracağım, hiç merak etmeyin. Ne istiyorsun bizden rehineler karşılığında? Ben çok mutsuzum. Bana ne gerizekalı, bana ne? Arkadaşım öyle denir mi adam kızın boğazına saplayıverirse bıçağı? Ya bana ne babamın kızı mı bana çözeceğiz ne? Çözeceğiz de. Çözeceğiz ya, çözeceğiz ya. Rehinelerden bir tanesinde senin biletin yok mu manyak? Aa, o benim arkadaşım olmamış 20 senedir. Aa, süper. Bana bak rehineci arkadaş. Bir şekilde anlaşabiliriz seninle. Nedir? İstediğin her şey karşılanacak. Her bir isteğini karşılaşacağında bir tane rehine bırakacaksın, tamam mı? Tamam, son rehine kalana kadar yaparım ama bir rehineyi yanımda bırakacağım. Vallahi tamam, ilk rehine benimki ise eğer gerisi umurumda değil. Bu yanında bilet olan bir kız var, onu en sona bırakacağım. Ya o şey bilet değil ya, bankadan kişiden şey aldı, işlem yapacaktı, tamam mı? Onunla ilgili yani, o biletin hiç önemi yok yani. Fark etmez. Sıra numarası o yani. Olsun, kalacak mı burada? Şimdi... Ben niye bunları kaçırdım biliyor musun? Bana ne hayatından bunun? Bana ne? O sırada annesi babası gelir. Cüneyt'le Volkan anne baba olun gelin. Allah ikiliye bak. Bunlardan şu güzelim kızlar mı çıkmış? Hayır. Rehinecinin anne babası. Aa tamam. Rehineci arkadaş. Teslim ol. Sende genetik bozukluk var. Bunu kabul et. Volkan anne ol. Anne babam bir. Volkan at kendini oraya. Oğlumu vurmayın. Oğlumu vurmayın. Sizin ikametgah Hollanda herhalde. Dur karıcığım yapma. Üzme kendini bu kadar. Komiser bey oğlumu vurmayın. Onun bir suçu yok.
Ya oğlunuzu uğurmak istemiyorum. Kendisi uzlaşmaya gelmiyor yenge. Hanginiz yenge, ben onu da anlamadım. Ben ortaya sesleniyorum, siz üstlenin. Yani delikanlı belki bir hata yapıyor ama. Volkan, koşarak git. Onun üstüne atla, sarıl ona. Ne olur oğlumu vurmayın de. Kimi atlıyor? Bana mı sarılıyor? Koş. Ya bana nasıl sarılır? Ben özel çekilim ya. Hocam bacağım. Oğlumu ne olur vurma komiserim. Tamam tamam. Uzlaşabilirsin. Ben neden onları kaçırdığını biliyorum. Rehineci arkadaş, sakin ol. Sana bir şey yapmayacağım. Çünkü anan bacağımı kırdı. Ben bir doktora gideceğim. Sen ne yapıyorsan yap. Oğlum bacağım kırıldı lan. Nasıl ana yüreği bu ya? Volkan, ekmek parası, kırma bacağını. E bu da ekmek teknesi işte, ne? Manyak. Arkadaşım de ki, ne sorunu vardı bu çocuğun da rehineci oldu? Abla ne sorunu vardı bu çocuğun? Bir şey içer misin, kahve mavi? Galiba ben biliyorum sorununu. Tabii sen bileceksin. Ben mi bileceğim? Anasısın, sen bileceksin tabii. Ben buna 10 gündür yemek yapmıyorum, diyet yaptırıyorum buna. Galiba bunalıma girdi. Bu mu? Bence bu, istersen bir konuş. Rehineci. Babası, sen kameraya geç babası. Rehineci. Efendim. Ya annen sana yemek yapmıyor diye bu tarz cazgırlıklar yapmaya gerek yok. Bunu çözeriz ya. Damarıma bastın. Senin damar... Bana bir haftadır bir çorba pişirmedi. Bir kekik de ezogeliği yapmadı. Anne sen dövün o konuştukça. Ben kaç gündür kuru fasulye pilav yemiyorum biliyor musunuz komiserim? Ne sırıtıyorsun lan? Oğlum 3 tane bayanı rehin aldı, sırıtıyorsun burada ya. Gerizekalı. Tamam delikanlı, hepsini çözeceğiz. Tamam. Çözemezsiniz. Bağırma lan. Biliyor musun sen pastırmalı kuru fasulye yapmayı, nasıl çözeceksin? Ya ben bilmiyorum da yaptıranı buluruz ya. Arkadaşım pazarlığa gir, bir tane yiyecek gönder, al rehinenin birini. Hocam şöyle yapalım, sana çok canını çektiği bir yemeği yollayayım, bir tane rehine yolla bana. Elinde neler var? Megafon. Yemek olarak. Ye işte, ne yapayım, bir haftadır yemiyormuşum. Elinde neler var? Elimde ne var? O ne lan? Muz var, muz varmış. Prodüksiyon ha. Getir. Ya bu nasıl bir prodüksiyon? Sürekli ona olacak. Verme, prodüksiyon rehineciye. Komisere ver, komiser ona atsın. Muz var şu an acilde. İnanmıyorum, ağzın sulansın müzisyen arkadaşım. Ağzının sulanma müziği çal aynı zamanda. Sen ağzınla ağız sulanma müziği yap arkadaşım. Göster muzu, geri çek. Bunu bana yapmayın komiserim, içim tuhaf oluyor. Yok yok, bununla bir şey yapmayacağız ya. Bunu sen ye diye yavrum. Komiserim at onu, ben de bu kızı sana atayım. Gel ablacığım yanına, at kızı. Kızı atma. Alkışlayın sen. Kızı. Gel bakayım şuraya. Başka bir şey kalmadı. Vardır. Var. Sen onu meyveyi sona sakla, ben sana önden yemek göndereyim de. Sen meyveyi sona sakla, ben sana asıl ara sıcak yollayayım. Tamam, meyveyi koydum cebime. Prodüksiyon bir yemek getirin komisere. Nasıl prodüksiyon lan bu? Lan şundan öğlen bana vermediniz ya. Şimdi göster ağzını, sulandır, bir rehine daha al. Bak sana ne göstereceğim, çık cama falan de. Bu bayağı güzel ya. Bak sana şimdi, bak sana şimdi ne göstereceğim. İnanmıyorum, salamlı mı o? Ayıp söyleme, ayı. Salamlı mı? Öyle öyle. Salatalık da var mı içinde? Var. Olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. Domates? Var. Abi senin pozisyon kötü. Nereden gördün? Alsana lan. Arkadaşım pazarlığa girsene adamla. Yarısını vereyim mi? Hayır. Ne karşılığında? Ne karşılığında? Bir rehine verecek misin bunun karşılığında? Bir ucundan tadına bakayım, ısırayım ona göre. Ne demek lan o? Bir hızlı ucundan ısırayım. Camdan kafanı uzat. Sen de kolunla uzat, ısırsın ucundan. Isırdın mı senindir oğlum. Yenmiş sayılır. Gel buraya. Camdan kafanı uzat. Al, vurdum bunu be. Arkadaşım. Annesi var orada. Silah kullanma demedi mi? Annesini de vururum kimse görmeden. Hayır. Tam silahı çıkardın. Annesi atla üstüne. Hayır. Hayır. Yapma. Ha yenge var başka sen demiş. Dur ya. Al bakayım. Ucunu ısırttır, verme. Ucunu ısır tüfeğin. Hayır. Pardon. Bunun ucunu ısır.
Çabuk ısır, canım çekti. Allah seni kahretmesin ya. Bayağı iyi ya. Bilsen arkadaşım, çiğne yut. Yuttun mu? Tutuyor, kursakta bekletiyor kötü gün için. Çiğneyip yutsana. Beğendin mi? O zaman kızlardan birini daha gönder. Sen yaklaş bana balım. Abi daha gitti. Gelen önünden geçiyor. Bir teşekkür. Sağ ol. Hiçbir şey yok ya. Üçüncü kızla konuş. Nasıl gidiyor tatlım? Beni kurtarmazsan ben geleceğim yanına. O nasıl diş ses öyle ya? Ha yenge merhabalar. Evet arkadaşım, başka ne istiyorsun? Başka hiçbir şey istemiyorum. Karnım doydu benim. Muzumu da yedim üstüne. O zaman yengeyi serbest bırak ya. Hayır. Allah'ım. Hayır. Annem diyetinden vazgeçene kadar bırakmam. Gördün mü Pötükare? Her şey senin yüzünden. Vazgeç şu diyetten. Hayır, olmaz. Zayıflayacak. İsterse kızı da 20 kurşun sıksın. Vallahi zayıflayacak. Kurşun sıkamaz. Gerizekalı bıçağı var. Olsun. Değişsin kızı. Bana ne? Ben diyetimden vazgeçmem. Annen de deniyor çıktı yavrum. İstersen aramızda çözelim bu olayı. Bana istediğin bir şey daha söyle. Annem bana pastırmalı kuru fasulye yapacağına söz verene kadar bırakmam bu kızı. Anneyi ikna et. Pastırmalı kuru fasulye. Ne yapıyorsun manyak? Öyle. Öyle olmaz. Komisersin sen. Konuş onunla. Ben komiser değilim ki. Konuş onunla. Yengeciğim bakın, çocuk zıvanadan çıkmış durumda. Bir tane genç kızımızın hayatı söz konusu. Hiç ne bana anlatma. Zayıflayacak. 30 kilo fazlası ya var. Ya zayıflar. Ben şimdi onu hayır. Eleye... 30 kilo fazlası var. Ne yapayım? Bana ne lan? Ben mi yedirdim ya? Yani vallahi, bela bir aile bu ya. Elimizden kaçtı. Elinize... O zaman ben de operasyona girişirim de başla operasyona. O zaman ben operasyona girişiyorum. Büyüsen arkadaşım, ver operasyon müziğini. Biraz geç kalınmış ama bu çocuğu alacağım. Ver operasyon müziğini. Yenge nereye bakıyor? Operasyona başlıyorsun arkadaşım. Hocam çok tehlikeli bir bölgede görev yapıyorum ya. Bana bak. Aa siz beraber misiniz? Pardon hocam yanlış. Hocam bu ne ya? Hocam bana operasyon yapsın burada. Hocam kızı bırak. Bırakmam. Bak kötü söz söyletme, ağzında ekmek var ha. Kızı bırak. Bırakmam. Ha iyi o zaman tamam artık. Arkadaşım söz veriyorum sana, annenle pastırmalı kuru fasulyeyi beraber yiyeceğiz. Sana ya, annenle konuştum, ikna ettim. Şu an ağlıyor, üzgün. Sana pastırmalı kuru fasulye yapacağım. Arkadaşım operasyonu başlat. Adama bir şey de ikna et. Oradan gönder, kızı al getir. Hocam bu sandviçlerin geldiği yerde daha çok var ya. Şuradan giriyorsun düz, aşağı iniyorsun dolu bir sandık. Müzisyen tam arkaya doğru bakarken bir anda operasyonu başlatır. Gel yenge. Aa bizim aramızda bir elektriklenme oldu hemen. Doğrult tüfeği. Rehin al adamı. Ne yapıyorsun gerizekalı? Doğrultuyorum işte. Öyle değil. Adama doğrult tüfeği. Öyle değil. Burada adama girsin. Tüfeğin. Hocam kusura bakma. Arkadaşım. Zamanında pes et demiştim sana. Arkadaşım. Tüfeğin sapını göğsüne yasla. Öbür ucunu da adamın göğsüne doğru doğrult. Biliyoruz biliyoruz. Bende bunlardan takdir var. Arkadaşım çabuk ellerini ensenin arkasına yere yat. Yere yat lan. Önce ellerimi ensemin arkasına mı alayım? Önce yere mi yatayım? Sen önce yat, ben elleri arkaya alacağım zaten şimdi. Sen ben yat. Zaten önce ellerimi enseme ben alırsam. Ben zaten bu dertleri. Hadi. Tamam yat yere. Yat Çaykovski yat. Şu güzelliğe bak ya. Elleri enseye al. Antarktika'da fok mevsimi gel. National gel. Titreme. Çok güzel bir şey yok yani. Çok güzel bir şey yok. Sen kahramansın. Kahraman gibi konuş ve kahraman gibi yürü. Yürü ya. Kahraman gibi. Kızın elinden tutsana. Nasıl hem tutayım hem ateşli hareketler. Üçüncü kattan iple indireceksin kızı. Ne? Hocam. Üçüncü katta değil mi operasyon? Ya hocam onu geçen haftalarda yaptık. Hala ben tuvalete çıkamıyorum. Arkadaşım. Müsil alırsın.
Bununla ne ilgisi var onun ya? Ne bileyim ben, al kızı. Şimdi camdan ineceğiz de tarif et. Şimdi camdan ineceğiz çünkü manyağız biz, merdiven. Camın önüne gidene kadar iki tur atın adamın etrafında. Allah'ım kahraman tur at. Ağzınla konuş kızla. Ya. Seni nasıl kurtardım gördün mü? Seni nasıl kurtardım ama o şekil bir erkeği. Gel yenge. Biraz kenara git, korkma. Düştüm ben daha önce, bir şey olmuyor. Şimdi buradan aşağı atlayacağız, tamam mı? Atlamayacaksınız. Atlamayacağız. Silahın ucuyla ipi kendine doğru çek. Anlat kıza durumu. Silah kırıldı. O da değil. Nasıl yapacağınızı? Onu yapıştıracağız herhalde tutkallar. Arkadaşım. Operasyonun finalini nasıl yapacağınızı anlat kıza. Operasyonun finalinde ben bir tane ev tutmuştum. O kızla ayrıldık. Artık o eve yerleşiriz diye düşünüyorum. Arkadaşım. Yani. De ki ben sarılacağım Urgan'a, sen de bana sarıl. Ben bacağımla sıkacağım Urgan'ı, sen de bacağınla beni sık. Kayalım aşağı doğru. Ben sarılacağım Urgan'a. Urgan Alman polis teşkilatından bir arkadaşımız. Urgan da bana sarılacak. Böyle değişik elektrikli bir hareket. Arkadaşım. Al ipi iki elinin arasına. Alt tarafını da ayaklarının arasına. Alt tarafı mı? İpin alt tarafını. Yok ki ip, böyle bir ip değil mi? Ben böyle çamaşır ipi gibi aldım bunu. Gerizekalı. O daireden yan daireye mi kaçacaksınız? Aşağı inseniz daha iyi değil mi? Ya da istersen daha kolayı var. Biz Selami Çeşme'yi montajda dikine çevirelim. Ne kadar güzel. Saçmalama. Ya ilk defa bir kadın bana sahip çıktı sahnede ya. Hanımefendi sıkı sıkı sarılın. Annem. Evet 3, 2, 1 yalla. Ne yapıyoruz? İniyorsunuz. Aşağı bakma. Aşağı bakma çünkü korkudan işedim, görme. Ve aşağı geldiniz. Herkes alkışladı seni. Büyüsen arkadaşım. Sen de annenle kavuş. Git annesine de ki oğlunu öldürmedim yukarıda de. Teyze, oğluna bir şey yapmadım. İyi bir çocuk aslında, yanlış yola girmiş. Yukarıda kendisi. Git bak gönlünü al. Şu çok teşekkür ederim yavrum. Gel seni bağrıma basayım. Gazla gazla gazla. Basayım gel. Lan, yürü git. Gel basayım. Lan yürü git lan. Arkadaşım bastır bağrına. Ya bunlar ailece problemli ya. Bas şunun bağrına kendini. Aman gel ya. Hadi Urgan hadi. Ve Müslüman arkadaşım piyanoya geçer. O sırada kameralar gelirler ve röportaja başlarlar kahramanımızla. Merhaba, merhaba Tolga Bey. Tolga Bey bir şey sorabilir miyim? Neredesin? Tolga Bey buradayız. Neredesiniz? Tolga Bey. Neredesiniz? Tolga Bey buradayız. Arkadaşım, sanat yapıyorsun sen. Sahnede silah çalışmaz. Fantezin ne manyak? Bir şekilde uzlaşacağız. Arkadaşım! Röportaj yapılıyor seninle. Evet. Tolgiş Bey buradayız. Buradayız Tolgiş Bey. Ha, Tolga iyi. Bey merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Hayır ben soracağım önce. Çektan kameranın önünden. Tolga Bey ben söyledim ilk önce. Oğlum kendinle barışık ol. Kavga ettin bir saattir ya. Bir tane kameraman var şeyiyle kavga ediyor ya. Sor yavrum sor. Ne tip olaştın? Operasyon nasıl geçti? İyi geçti ya. Bileği kırdık ama olsun. Yani operasyon iyiydi. Üç genç kızımızı kurtardık. Birisi gerçekten bana karşı biraz kesik. Tatlı bir kız. Bir gelecek görüyorum yani. Peki Tolga Bey, rütbelerinizi göremiyorum. Acaba nereye gitti? Nasıl nereye gitti? Söktüler ya. Beni teşkilattan atmışlardı. Ama İnanmıyorum. Ben... Bomba haber bu. Ne Tolga bomba? Bey, sizi teşkilattan attılar. Sonra siz yeni operasyonunu mu yaptınız? Ya ben seviyorum. Ben insan hayatı için çalıştım. İnsan hayatı benim için çok önemli. Yani benim için rütbe falan önemli değil. Hani bununla ilgili bir para da ödenek de vermesi de, prim de vermesi de dert değil yani. Çünkü komiser oyar sizi. Ben konuşurken konuşma ağzının ortasına vururum vallahi kameraman. Kameraman sana söylüyorum. Yönetmenim sen dinle. Ne unuttuk? Bilmiyorum. Bir düşün bakalım. Hiç bilmiyorum. Kızdan piyango biletini aldın mı? Niye? Anne. Geri zekalı, gene 5 kuruşsuz kaldın. Selam ver seyirciye de yürü git. Arkadaşım, öne doğru kahraman gibi gel selamını ver.